Herkese tekrardan merhabalar. Ben Can Sinemli, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin genel koordinatörüyüm. Sevgili dostlar, Trayvik sonuzda devam ediyor. Haftanın dördüncü gününde yine birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Pek çoğunuzun da bildiği gibi Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin her ayın üçüncü çarşamba günü organize ettiği Tray Meetup'larımız olmakta. Bu ay 38. Meetup'ımız olan Yapay Zeka Altyapı Teknolojilerini gerçekleştiriyoruz. Bu da Yapay Zeka Haftası kapsamında gerçekleşmiş olacak. Bugün bizlerle Yapay Zeka Altyapı Teknolojilerini ve bu konudaki son gelişmeleri paylaşmak üzere kıymetli misafirlerimiz var. Kısaca kendilerini tanıtmak isterim. Huawei Türkiye Bulut ve Yapay Zeka Ekosistem Geliştirme Direktörü Sayın Özkan Gümüş. Hoş geldiniz Özkan Bey. Merhabalar, hoş bulduk Can Bey. Microsoft Cloud ve Enterprise Group Direktörü Sayın Cüneyt Batmaz. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Hoş bulduk Can. Google Cloud Bulut Mühendisi Sayın Bahar Üzan. Bahar Hanım hoş geldiniz. Merhaba Can, hoş bulduk. Merhaba herkese. Merhabalar. Onicorn Genel Müdürü Sayın Deniz Erol. Deniz Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Glasshouse SAP İş Birimi Direktörü Sayın Hüseyin Bilgen. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Hüseyin Bey'in sesi. Sunumlara geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Önümüzdeki ay 18 Kasım Çarşamba akşamı yapay zeka dikeyinde farklı konuları ele alacağımız Tray Meetup'ımızı takvimlerinize not etmeyi unutmayınız. Bu arada sizlerle yeni bir gelişmeyi de paylaşmak isterim. Huawei Türkiye ekibi, Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifini destekleyen kurumsal üyeler arasına katıldı. Özellikle Türkiye'de yapay zeka ekosisteminin gelişmesine katkı vermek üzere girişimlere bazı destekler sağlıyor olacaklar. Bunun için de ayrıca kendilerine teşekkür etmek isterim. Sanırım Özkan Bey de konuşmasının sonunda bu konudan bahsedecekler. Bu Evet vesileyle Can Bey. Ilk sözü size vermek istiyorum. Dijital sahne sizin Özkan Bey. Can Bey çok teşekkür ederiz. Özellikle bu organizasyon etkinlik için çok teşekkür ederiz. İnşallah biz de Huawei olarak ilerleyen zamanlarda Tray'e renk ve değer katıyor olacağız. Ben izninizle sunuma geçmek istiyorum. Bugün sizlere Huawei'nin birçok senaryoda, farklı senaryoda, farklı endüstride kullanılan Atlas yapay zeka çözümlerinden bahsedeceğim. Fakat burada bir kelime var. İnternetten Türkçesini arattım. Tam yığın diye geçiyor. Neden tam yığın çözüm olduğunu size ilerleyen sayfalarda bahsediyor olacağım. Etkinlik boyunca farklı alanlarda ve disiplinlerde yapay zeka konuları konuşulduğunu gördüm. Özellikle mesela big data analitiğine bağlı olan yapay zeka, makine görmesine bağlı olan yapay zeka, deep learning'e bağlı, konuşma anlamaya bağlı yapay zeka alanlarından bahsedildi. Ben bugün sizlere 2017 yılından beri Huawei'nin özelleştiği, üzerine çalıştığı derin öğrenmeye ve makine görmesine bağlı yapay zeka alanından bahsediyor, konuşuyor olacağım. Dünyada insanoğlu şu ana kadar 3 tane endüstriyel devrim yaşamıştır. Bunlardan ilki buharlı makinelerin bulunması ve üretimin hızlanmasıyla olmuştur. Buharlı trenler, buharlı gemilerle birlikte hızla üretilen bu ürünler hızla yerlerine ulaştırılmış ve birinci sanayi devrimi yaşanmıştır. Bugün baktığınız zaman ekonomisi en büyük devletlere baktığınız zaman hep temellerini bu birinci sanayi devriminde atmışlardır. Daha sonra elektriğin bulunmasıyla birlikte ikinci sanayi devrimine geçilmiş ve üretim artık toplu halde gerçekleşmeye başlamıştır. Bugünkü hayat kalitemizi standardımızı oluşturan temel yapıda bu dönemde atılmıştır. Daha sonra son 50 yıldır diyelim bir bilgi teknolojileri ortaya çıktı ve 3. sanayi devrimi başladı. Automated toplu üretim, robotik toplu üretim, PC'lerin, telefonların, internetin, mobilitenin hayatımıza girmesiyle çok yeni iş alanları doğdu. Çok yeni senaryolar hayatımıza girdi. Ve baktığınız zaman dünyanın en büyük şirketleri
bu dönemde temellerini attı. Ve şu anda biz artık 4. Endüstri Devrimi'nde yeni bir çağın başlangıcına tanıklık ettik. Yapay zekanın, IoT'nin, 5G'nin ve biyomühendisliğinin en çok konuşulacağı, başını çekeceği bir devrim olacak. Ve biz Huawei olarak bu 4. devrimin kendisinden önce gelen 3 devrimden çok daha büyük etkiler yaratacağını düşünüyoruz. Hani yıkıcı diyorlar ya, çok daha yıkıcı olacağını ve daha büyük doğumlara tanıklık edeceğimizi düşünüyoruz. Yapay zekanın oluşmasındaki etkenler neler? Yapay zekayı nasıl oluşturduk? Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Giderek artan hayat standardımız, hayattan beklentimiz. Hayat kalitemizin artması, hayattan beklentimizin artması bize hizmet eden aygıtların işlem gücünün artmasını gerektirdi. Örneğin 1999 yılındaki bir Intel Pentium 3 PC ile günümüzdeki giriş seviyesi bir cep telefonunu kıyasladığınız zaman arada 1000 kat işlem gücü farkı olduğunu göreceksiniz saniyede. İnanılmaz bir fark bu. Ve ayrıyeten geçmişte bu işlem gücü sunucular, mainframe'ler, bilgisayarlar gibi profesyonel makinelerde inisiyatifindeyken günümüzde artık işte kolumuzdaki saatler, cep telefonları, kameralar, araçlarımız her yerde bu işlem gücüne sahibiz. Giderek artan anlamlandırılmamış, yapılandırılmamış bir veri var. İki gün önce lojistik konuşması, lojistikte yapay zekadan bahsedilirken bir bayan şey dedi, bir kamyondan yılda 1 petabayt veri elde ediyoruz dedi. Bir kamyon bu sadece. Milyonlarca kamera, kamyon, araç ve uç birim cihazı bulunmakta. 2030 yılında bunların üreteceği veriyi düşünün. Yapılandırılmamış veri ne demek? Hemen size başımdan geçen bir örnekle anlatayım. Benim bundan bir sene önce abimin çocuklarının bisikleti çalındı ve ben abimle birlikte tam 3 günlük video kaydını, apartmanlarının kamerasının 3 günlük video kaydını 2 kişi tam 1 gün boyunca hızlandırılmış bir biçimde izleyerek hırsızları tespit etmeye çalıştık. Halbuki apartmanların kamerası birazcık akıllı bir kamera olsa ve desek ki içerisinde bisiklet olan 2 dakikalık videoları bize getir. Belki 6-7 tane 2'şer dakikalık video olacaktı. Bunlardan 6 tanesi komşu çocuklarının bisikletleriyle kapıdan girerken çıkarkenki görüntüleri. En son 2 dakikalık videoda hırsızın bizim bisikletlerle çıkarkenki görüntüsü olacaktı. Biz de bunu polis birimlerine teslim edebilecektik. Lakin 2 kişi bir günümüzü harcadık bütün bu görüntüleri görene kadar. İşte görüntülerin içerisinde bu Ahmet'tir, bu Selim'dir, bu bisiklettir diyebilmek artık inanılmaz bir işlem gücü gerektiriyor. Ve bütün bu işlem gücünü artık CPU'lar istemek, CPU'nun üzerindeki darboğazı daha da arttırmak anlamına geliyor. Biz bu tür senaryoları gerçekleştirebilmek için artık heterojen computing işleme geçmek zorundayız. Nedir heterojen? CPU'nun yanında bu tür senaryolarda özelleşmiş, bu tür senaryoları CPU'ya göre çok daha hızlı bir şekilde yerine getiren çip veya kart veya aygıtlar kullanmak durumundayız. Böylece daha feasible bir şekilde, daha optimum bir şekilde, daha az kaynak harcayarak bu işi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Biliyorsunuz Moore yasasını bir eğri olarak düşünürsek son yıllarda eğimini kaybetti. Fakat biz bu heterojen computingle birlikte eğimi eski seviyesine tekrar çıkartabiliyoruz. Yani CPU'nun yanında GPU ya da bizim NPU'larımızı konumlandırarak heterojen computingle bu özel senaryoları karşılayabilmek. Bizim Huawei'nin Çin'deki deneyimleri sonucu biz 6 tane sektörde yapay zekanın sıçrama yarattığını gördük. Özellikle kamu güvenliği, finans sektöründe, taşımada, enerji sektöründe, üretimde ve sağlık sektörlerinde gerçekten önemli katkılarda bulunuyor AI. Şimdi önemli katkılardan bahsettik. AI geliyor gümbür gümbür ve 4. sanayi devrimi olacak. Huawei ne yapıyor? Huawei'nin buna cevabı ne? Geleceğe hazırlığı ne? Biz yapay zeka konusunda kendi Da Vinci patentimizi aldık. Bir yapay zeka çipleri ürettik. Fakat biz buna piyasadaki diğer tedarikçilerden farklı olarak Graphical Processing Unit demiyoruz. Biz bunlara Neural Processing Unit diyoruz. Çünkü günümüzde yapay zeka
CNN denen bir model üzerinden ilerliyor. Görmeye dalı yapay zeka. Ve bu modelin %90'ı da matris çarpımlardan meydana gelmiş durumda. İşte biz bu matris çarpımları daha iyi yapabilsin diye bizim çiplerimiz içerisindeki kübik computing unit sayısını arttırdık. Yani rakiplerimizden farklı olarak biz tamamen yapay zekaya yönelik çipler kullandık. Bu bize neyi getirdi? Bir, çipin üzerindeki birim alanda iki kat performans ve düşük enerji tüketimi. Da Vinci mimarisinde iki çip ürettiğimizi söyledim. Bunlardan birincisi Ascent 310, inference ve çıkarım senaryolarında kullanılıyor. Diğeri de Ascent 910, model training, model eğitimi senaryolarında kullanılıyor. Fakat biz müşterilerimize, partnerlerimize alın bu çipleri kullanın diye vermiyoruz. Biz bunları bir takım enclosure'lar ve bunların üzerinde de bir takım yazılım katmanları ile birlikte sunuyoruz. En temel enclosure'lar hangisi? Bir kibrit kutusu büyüklüğündeki Atlas 200, uç birimde kullandığımız Atlas 200 ve içerisinde bir tane Ascent 310 çipi barındırıyor. Henüz tasarım aşamasındaki dronlarınıza, kameralarınıza, buzdolabı, televizyonu artık hangi cihazınızı akıllandırmak istiyorsanız tasarım aşamasına bununla entegre ediyorsunuz ve artık o cihazın üzerinde çeşitli yapay zeka modellerini çalıştırabiliyorsunuz. Bildiğimiz bir PCI kartımız var, Atlas 300, 64 tera operations performansa sahip. İçerisinde 4 tane Ascent 310 çipinden bulunmakta. Bildiğimiz bir PCI kart ve rack serverlara bunu takabiliyorsunuz. Inference için kullanılıyor. Bir de bunun data center tarafında training için kullanılanı var. Atlas 300T diye geçiyor. İçerisinde bir tane Ascent 910 çipi bulunuyor. Training için kullanıldığı için. Ve 256 teraflops operations performans göstermekte. Diğer bütün ürünlerimiz bu üç ürünün ihtiva eden ürünler. Örneğin Atlas 500'ümüz. İçerisinde bir tane Atlas 200 bulunuyor. Bir tane de x86 ya da ARM işlemcisi bulunuyor. Bir board. Ufak bir laptop boyutunda. Ve siz uç birimlerde, direklerde vesaire 16 tane kamerayı buna bağlayıp 16 tane kameradan gelen görüntüler üzerinde istediğiniz senaryolara koşabiliyorsunuz. Bunun dışında diğer rack serverlarımız bulunmakta. Örneğin Atlas 500 Pro isimli bir sunucumuz var. 2U yüksekliğinde bir sunucu. Fakat daha kısa standart rack serverlara göre. İçerisinde 4 tane Atlas 300 kart bulunuyor ve uç birimlerde yerleştirilebiliyor bu sunucumuz. Eğer data center tarafında görüntü işleme yapmak istiyorsanız içerisine 8 tane Atlas 300 barındıran gene 2U yüksekliğindeki standart bir rack serverımız bulunmakta. 512 tera operations performans göstermekte. Bir de 4U yüksekliğinde training için kullandığımız sunucumuz var. Bunun içerisinde 8 tane Atlas 300 kart bulunuyor. Burada bir tane cluster görüyorsunuz. İçerisinde yüzlerce Ascent 910 çipinin bulunduğu. Dünyada 2 tane örneği var sadece. Astronomik ve petrol araştırmalarında kullanılan bir cluster. Böyle bir data center'ın kendisi kadar büyük bir makine zaten. Bunların üzerinde biz software katmanları geliştirdik. İlki bu çipler için bir firmware geliştirdik. CNN, CUDA'nın alternatifi ve bunun üzerinde de bildiğimiz TensorFlow, PyTorch, Caffe gibi frameworklerin yanında kendi frameworkimizi de geliştirdik. MindSpore. Bu frameworklerde dilediğiniz modelleri train edebilirsiniz. Gene yapay zeka senaryosu yazılım geliştiren şirketlerin rahatlıkla bu senaryoları geliştirebilmeleri için her türlü tool, SDK, Container Engine ve Repository'yi kendilerine sunmaktayız. Kendi modellerini geliştirebilmek için drag and drop geliştirebilmeniz için de Model Arts isimli bir dağıtık mimaride bir cluster management software katmanında sunmaktayız. Biz tüm bunları sunduğumuz için full stack, tam yığın diyoruz. Yani bir şirket, yapay zekada senaryo geliştiren bir şirketin bunu kolaylıkla sağlayabilmesi için donanım katmanından SDK'ya kadar tüm aradaki katmanları sunduğumuz için full stack diyoruz. NPU'dan bahsederken düşük güç üretiminin faydalarımızdan biri olduğunu söylemiştim. Örneğin enerji sektöründe direkt sayılarını düşünün. 200, 300, 400 tane noktanız olduğu zaman 3 yıla vurduğunuz zaman bu enerji tüketimini çok ciddi bir fatura farkı getiriyor bu.
yani düşük güç enerji tüketimi çok fazla sahanız olduğu zaman önemli bir noktaya değiniyor oluyoruz burada. Bir diğer özelliğimiz piyasadaki diğer üreticilerden farklı olarak bizim Atlas platformu üzerinde geliştirdiğiniz herhangi bir yapay zeka yazılımı diğer Atlas ürünleri üzerinde de çalışır. Yani data center'daki Atlas 800'ün üzerinde yazdığınız senaryo Atlas 200 üzerinde uçuş birimdeki o kibrit kutusunun üzerinde de çalışır. Elbette ki performans farkı olur ama bir kere yaz her yerde kullan mantığını güttük. Bundan farklı olarak biliyorsunuz Huawei şirketi bir storage ve server da satmakta. Buradaki deneyimimizi biz bu Atlas yapay zeka ürün ailesine de getirdik. 50 bin noktaya kadar Fusion Director isimli bir yazılım sayesinde uzaktan bu uç birimleri yönetebiliyorsunuz. Örneğin uç birimlerde dönen veriyle modelinizi güncelleyebilip güncellenen modelleri tekrar uç birimlere push edebiliyorsunuz. Çok sayıdaki noktanın yönetimi için çok büyük rahatlık sağlıyor bu Fusion Director isimli yazılım. Bir de biz diğer üreticilerden farklı olarak donanım katmanında encryption sağlıyoruz. Modellerinizi encrypt bir şekilde saklayabiliyoruz. Bundan sonra bahsedeceğim şey sizlere bizim Çin'deki partnerlerimizle birlikte yapmış olduğumuz çeşitli senaryolar. Örneğin Yitu isimli bir yazılım firmasıyla biz bu COVID'in akciğerde bıraktığı hasarı inceleyen bir sistem geliştirdik. Ve bu sistem İtalya'da ve Polonya'da kuruldu şu anda. Biz donanım katmanını sağladık. Yitu firması ise yazılımı geliştirip bizim üzerimizde bunun sistem entegrasyonunu sağladı. Eskiden doktorların 70 dakikada yaptığı tanı ve raporlama işini biz bu sistem sayesinde 40 saniyeye kadar indirdik. Peki bunu nasıl bir teknik yapıyla sağladık? Bir tane sunucumuz var, Atlas 800. Bu Atlas 800'ün diğer sunuculardan farkı, içerisinde 4 tane Atlas 300 PCI kartın olması, bizim NPU kartımızın. Diğer özellikleri orta siklet bir rack server esasında ve bunun sayesinde hali hazırda çekilmiş olan 1000 tane bilgisayarlı tomografi resmini yüksek çözünürlüklü günde 1000 taneye kadar tarayıp bu raporu çıkartabiliyor. Hastanelere genellikle 1 ya da 2 tane veriyoruz bu Atlas 800'den işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için. Bir diğer senaryoda yine Çin'deki partnerlerimizle gerçekleştirdiğimiz bir senaryo. Sabit direklerin üzerine koyduğumuz ve dronların içerisine yerleştirdiğimiz bu kibrit kutusu dediğim Atlas 200 modülümüzle yapılmış olan bir çözüm. Burada manuel denetime kıyasla 5 kat daha fazla hata tespiti, 5 katı kadar daha fazla efficient bir hata tespiti ve toplam maliyetinde %30 aşağı çekilmesini sağladık. Nedir bu hata tespiti? İşte uçurtma enerji nakil hattına takılıyor veya yabancı bir sim veya paslanma oluyor bir yerde, vida çıkmış oluyor vesaire. Bunların tespitinde 5 kat daha fazla başarım sağladık. Finansta Smart Branch deniyor. Perakende'de, akıllı perakende veya Experience Center'da da kullanılabiliyor. Çin Ticaret Bankası'nda Grand Honor isimli bir partnerimizle birlikte VIP müşterilerin tanınması ve yine VIP müşterilerin herhangi bir kimlik kartı ibraz etmeden çeşitli işlemler için authentication'larının sağlanmasını sağladık. Böylece customer satisfaction'ı arttırıp daha hızlı bir şekilde hizmet almalarını sağladık. Çin'de güneş paneli üreten bir fabrikada, üretim sektöründe bir tecrübemiz oldu. Burada yine Atlas 500 isimli bir laptop boyutundaki bir cihazı üretim bantlarının dibine koyduk. 16 tane kamerayla 16 kamerayı yerleştirerek üretim bandlarında üretilmiş olan güneş panellerini inceledik. Normalde fabrikada eskiden 6 tane hatanın olduğu güneş panelinde 5 saniyede gözle denetimde 2 hata bulunurken artık bu yapay zeka çözümü sayesinde 1.36 saniyede 6 hatanın hepsi tespit ediliyor %100 doğruluk oranıyla. Bir de transbulaştırmada çözümlerimiz oldu. Yine Atlas 500 uç birimlerde CMO firmasıyla birlikte
15 bin taneye kadar noktada bu Atlas 500 yerleştirerek hızlı geçiş sistemi kurduk. Buradaki hızlı geçiş sistemi tamamen plakadan çalışıyor. Yani bizdeki HOGS ya da HGS gibi aracın içerisine bir verici, bir sensör yerleştirmiyoruz ya da bir RFID bir şey yerleştirmiyoruz. Tamamen plaka okunarak gerçekleştiriliyor. Enerji tasarrufunda ve emisyonda çok büyük düşüş sağladık bu sayede. Gördüğünüz üzere az önce bahsettiğim bütün örnekler hep Çin'deki partnerlerimiz ile yapılmış örneklerdi. İşte Çin'deki şu partnerle bunu Çin'de şunu gerçekleştirdik. Biz artık Türkiye'deki firmalarla çözümler üretmek istiyoruz. Bunun için bir program gerçekleştirdik. Bizim merkezin de desteklediği bir program bu. İster ürünlerimizle ilgili eğitimin olsun, ister ürün geliştirmede veya pazarlamada veya satışta olsun çeşitli destekler sunuyor olacağız. Siz de eğer bir startup ya da hali hazırda commercial, ticari ürünleri olan bir yapay zeka, özellikle makina görmesi üzerine senaryolar geliştiren bir firmaysanız bu altta belirtmiş olduğum atlastr@huawei.com üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. En azından ilk adımı atarak bu desteklerden faydalanıp faydalanamayacağınızı görüşmelere başlarız. Türkiye'deki partner sayımızı arttırmak istiyoruz kısacası. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Ürünlerle ilgili teknik destek ve teknik bilgi almak isterseniz işte işlem gücü nedir vesaire üstteki kare kodu ya da bu linki bu ürünlerin çiplerin üzerindeki yazılım katmanı ile ilgili bilgi almak isterseniz de ikinci kare kodu taratabilirsiniz. Bunların dışındaki sorularınız için, her türlü sorunuz için benimle bu mail adresinden iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkür ederim bana zaman ayırıp dinlediğiniz için. Özkan Bey çok teşekkürler bu zevkli sunum için. Şimdi sahnemize Sayın Cüneyt Batmaz'ı davet ediyorum. Sahne sizin Cüneyt Bey. Görüntüm geldi mi? Gelmediniz değil mi? Şu an bekliyoruz. Tamamdır. Ekran mı paylaşayım yoksa sunumu mu? Nasıl isterseniz sunumu da paylaşabilirsiniz. Şöyle yapalım. Şimdi görüyor olmalısınız değil mi? Evet. Süper. Yaklaşık 20 dakika birlikteyiz. Aslında çok fazla ürün detayına girmeden belli örnekleri sorumlusu olduğum Azure platformundan vereceğim. Biraz hibrit buluta değineceğimiz ve yapay zeka anlamında güvenlik dahil ne tip yatırımlar yapılıyor, nereye odaklanılıyor biraz bundan bahsediyor olacağım önümüzdeki süreçte. Yapay zekanın temelde iki tane tanımı var. Bir tanesi biraz daha defansif, bir tanesi biraz daha ofansif. Daha defansif olan temelde insan davranışlarını imitate eden, yani simüle eden, taklit eden teknolojiler olarak bunu betimlerken, bir diğeri bunu bir adım öteye taşıyan, extend eden, genişleten teknolojiler olarak adlandırıyor. Ben ikincisini daha çok seviyorum. Tarihçeye bakarsak 1950'lerde işte meşhur Alan Turing'in bir takım testleri var. Diyor ki makineler düşünebilir mi insan gibi? Fakat bundan 10 yıl sonra ilk yatırımlar yapılıyor. Ondan 10 yıl sonra da bu yatırımlar fail ediyor ve yaklaşık 40 yıllık bir NADAS süreci başlıyor. 2008 yılında tekrar bulut bilişimdeki ölçeklenme anlamındaki bu sınırsızlık algısı gerçekten yapay zekayı adeta coşturuyor ve burada müthiş bir çalışma süreci başlıyor. 2012'de ise bu işi demokratikleştiren, daha tabana yayan çok yetenekli servisler ortaya çıkıyor. 2018 yılında da çok yakın zamanda oluyor bunlar. İlk testlerde özellikle bilişsel servislerde insan duyusunu aşan, daha iyi gören, daha iyi duyan servisler rakamsal olarak kendilerini ispat ediyorlar ve bundan sonra tabii ki gidişat müthiş şekilde hızlandı. Fakat çok temelde yapay zekayı yapay zeka yapan ya da gerçek yapan bulut bilişimin bu olağanüstü gücü, sınırsız işlemci gücü ve sınırsız dünyası. Şimdi bakıldığında az önce gösterdiğim dikey burada gerçekten computing ya da işlemci platformlarını, bilişsel bilişim servislerinin roadmap'ine çok benziyor. Yine 2010 yılında bulut bilişim
çok önemli bir Mihenk taşı. 2020'de ise bulut bilişimi yanına bir şey daha geliyor. Ubiquitous Computing deniyor. Aslında bir kişiye milyonlarca bilgisayarın servis olarak bir takım hizmetleri sunabildiği ve dakikalar içerisinde ortamlar ayağa kaldırabildiği ve bu yetenekleri bizim on-premise dediğimiz dünyalarda ya da cihazlar üzerine taşıyabildiğimiz müthiş bir hızdan, müthiş bir dönüşümden bahsediyoruz 2020 itibariyle. Yapay zekayı her geliştirici, her senaryoda artık kullanabiliyor. Ya kendisi çok daha rahat servisler geliştiriyor ya da bu servisleri geliştirirken farkında olarak ya da olmayarak yapay zeka servislerini kullanıyor. İki motto var. Bir tanesi her şirketin bir software şirketi, yazılım şirketi olacağı yönündeydi. Bu tıpkı işte her evde bir bilgisayar olacağı çok paralel bir söylem. Fakat bu biraz daha öteye taşındı. Her şirket temelde bir yapay zeka şirketi olacak. Ne demektir bu? Eskiden çok değersiz görülen veriler artık silinmiyor. Gelecekteki projeksiyonlara bir havuz olarak ya da bir kaynak olarak durması için saklanıyor ve çok daha önemli kararlar veriliyor bu verilerin sayesinde. Ve yapay zekayı demokratize etme, sadece araçlarla yetkinlik kazandırma değil, tüm insanlığa, tüm kurumlara bunu nasıl kullanır hale getirtiriz daha akıllı kararlar vermek için. Yine dediğim gibi ürün detaylarına girmeyeceğim ama çok temelde burada bulut bilişimin tabii açık ara bu işi yürüttüğü ve önderlik ettiğini görüyoruz. En üstten başlarsak hazır, eğitilmiş, onlarca yıl boyunca milyarlarca veri setiyle eğitilmiş bu yetenekli servislere bir tıkla erişim sağlıyor bu platformlar. VS Code gibi, Jupyter Notebooks gibi çok bilinen açık ara önde olan bir takım open source geliştirme ortamlarını direkt olarak size sunuyor tekil bir ortamdan. Yine PyTorch gibi, TensorFlow gibi çok iyi bildiğimiz frameworklere çok hızlı bir şekilde erişim sağlarken ONCS gibi aslında biz işte massive parallel training diyoruz ya da muazzam büyüklükteki verilerin paralel olarak eğitilmesi frameworklerine, direkt yenilikçi frameworklere eriştiriyor sizi. Normalde on-prem dünyada çok ciddi yatırımlarla alabileceğiniz yetenekler bunlar. Birinci nesil Tier 1 ürünlere ve en yetenekli sanal makinelere, ki içerisinde 18-20 tane framework bulunduran makineler bunlar, bir tık uzandı oluyorsunuz. Ve normal şartlarda GPU yatırımı yapayım, FPGA yatırımı yapayım, bunlardan şu kadar mı yapayım, 10 tane mi alayım gibi gerçekten karar aşamasında zorlandığınız donanım yatırımlarında direkt olarak kullandığın kadar öde mantığıyla size bunları çok hızlı bir şekilde eriştiriyor. Diğer bir konu yapay zekanın demokratikleşmesinde eğitim platformları, sınıf eğitimleri zaten vardı. Dijital eğitimler çok yetkinleşti, yaygınlaştı. Buradaki içerik çok zenginleşti. Lablar çok daha dinamik oldu. Burada da sadece bir tavsiyedir. AKM/AIBS, AI Business School, gerçekten şiddetle önerebileceğim bir learning pad sunuyor size 8-9 saatlik farklı endüstrilerde incelemenizi tavsiye ederim şiddetle. İnsan faktörüne bakıldığında önümüzdeki süreçte sadece developerlar ya da sadece teknik profiller mi bu işi yürütecek dendiğinde çok sıkça sorulan bir soru. Citizen Data Scientist dediğimiz yeni bir profil var. Aslında çok yeni değil ama artık iz düşümü yeni diyeyim, sahaya inmesi daha yenice. İş birimlerinin bu işe daha fazla dahil olacağı, hatta teknik birimlerden daha fazla yapay zeka projelerinde çalışıyor olacağı söyleniyor. Bu da çok ilginç bir deneyimle, geçen sene bizim bizzat yaşadığımız bir şeydir. 4 tane learning pad tasarladık. Bir challenge-based bir program, ödev tabanlı bir yapay zeka eğitim akademisi kurduk. 500'ün üzerinde kişiye, 18 kuruma, 22 farklı gruba çok kısa bir sürede ulaştık. Çok başarılı bir programdı. Bunu tasarlarken bir data scientist, iki big data tarafında iki tane learning pad, bir tane de daha basit gördüğümüz data analyst pad'i tasarladık ve buradaki beklenti tamamen saydığım sırada ilgi olacağı yönündeydi. Tam tersi oldu. Data analyst'e, yani iş birimlerinin eğitim alacağı daha non-teknik olan pad'e müthiş bir talep oldu. %80 talep buradan geldi. Bu da aslında işin sahibi olan fakat o kadar teknik olmayan kişilerin bu sürece çok daha fazla gireceğini bize gösteriyor. Fakat bilgiye ulaşmada kaotik bir durum var. Çok farklı bilgi katmanları var. Yapısal olan veriler var, yapısal olmayan veriler var. Benim bildiğim bir ortam var, bilmediğim bir ortamdan önce orayı alıp temizleyip bir takım işlemler yapmak zorundayım. Fakat buraya kim erişecek ya da self-service ortamlar kimin kontrolünde olacak gibi birçok soru var şu anda sorulan.
Burada öncelikle yapay zeka demokratikleşirken kullandığımız araçlarda bir takım önemli özellikler önümüze sunuluyor olacak yapay zeka ile birlikte. İşte developerlar artık kod yazarken hangi metodu kullanayım bir trend analizinden, yapay zeka bir yapay zeka servisinin gerçek zamanlı analizinden elde ediyor olacak buradaki insight'ı. 3000 üzerinde open source repo'ya gidip buradaki akıllı önerileri getiren basit bir Visual Studio eklentisi IntelliCode adında bu tarz platformlar fazlasıyla gelişecek. Fakat demokratikleşmenin bize gelen taleplerden de bütün dünyayı izliyoruz aslında oradaki projelerden de çok net bir şekilde bilişsel servisler üzerinde olduğunu görüyoruz. Nedir bilişsel servisler? İnsan duyularını tamamen simüle eden hatta bunların çok ötesine geçen servisler. Bunu genellikle bir akıllı arama platformuyla destekliyor bu hizmetler. Nedir en büyük avantajı? Bu servisler çok temelde işte onlarca yıldır eğitilen, çok accurate çalışan, isabetli çalışan servisler ve bir metotla ulaşabiliyor insanlar bu servislere ve bunun bir adım ötesine de gidilebiliyor. İnsan duyularının hemen anlayamadığı, bir bakışta işte biraz düşündüğü, duraksadığı şeyleri insan duyularından çok daha hızlı karar verebiliyor. Ne zaman? Eğer oradaki ilgili veri modelleri iyi eğitildiği zaman. Ve yine önümüzdeki dönemde çok yoğun bir ilginin olduğu, hemen hemen her kurumun üzerine çok ciddi kafa yorduğu, yapısal olmayan dağınık el yazısı, video arşivi, ses kaydı gibi yapısal olmayan verilerin içerisindeki o gizli hazinenin, daha önce aranamayan verinin, manuel prosesleriyle çıkartılan verilerin tekrar hayata döndürülmesi, işte bilgi madenciliği ya da knowledge mining dediğimiz bir konsept. Burada özellikle yapısal olmayan verilerin analizi anlamında birçok kurum müthiş çalışmalar yapıyor. Yani çok fazla örnek verebilirim. Atıyorum işte Migros'ta müthiş bir proje var. Raflardaki meyve ve sebzelere bakıp önce türünü saptıyor. Sonrasında dinamik olarak, gerçek zamanlı olarak raflardaki doluluk oranını söylüyor. Ve bu sadece projelerden bir tanesi. Bunun gibi inovatif kurumlar diğerlerinin birkaç adım önüne geçebiliyorlar. Sadece kurumlar değil, bireylerin hayatını değiştiren servisler de var. Cep telefonlarımıza indirebileceğimiz Seeing AI adlı bir uygulama, çok basit bir uygulama ama dünyada 20 milyonun üzerinde görme engelli insan bu servisten yararlanıyor. Türkçeleşti çok kısa bir süre önce ve Türkiye'deki görme engelli vatandaşlarımız telefonu bir barkoda tutarak gibi birçok firmayla anlaşmamız var. Çok ciddi desteği var birçok değerli kurumumuzun. Ürünleri tanıyabiliyor, bir rengi tanıyabiliyor, bir banknotu, parayı gösteriyorsunuz, tutarı size sesli olarak görme engelli arkadaşımıza okuyor gibi birçok yeteneği üzerinde barındırıyor. Dolayısıyla bu servisler çok rahatlıkla demokratikleşiyorlar. Artık bir cep telefonu uygulamasına bu servisleri indirip hemen kullanabiliyorsunuz. Hatta kendiniz buradaki hazır servisleri implemente edebiliyorsunuz. Aslında birçok senaryo var dedim. Bunun içerisindeki bu bilişsel servisler günden güne yeteneklerini arttırıyorlar. İşte çok sanırım bir hafta önceydi. Buradaki scene view, yani çekilen bir fotoğraftaki detayları bize caption eden, sesli ve yazısal olarak gösteren serviste çok ciddi gelişmeler oldu. Dolayısıyla buradaki veri modelleri her geçen gün gelişiyor, çok daha yetkin hale geliyor. Fakat sadece bir cep telefonunda ya da bizim çağırdığımız metotta mı sınırlı kalacak bu servisler? Hayır. Artık cihazlar hibrit bulutun olağanüstü hızda gelişmesine paralel olarak çok daha akıllandılar ve bu yapay zeka servislerini kendi üzerlerinde çalıştırıyorlar. Tıpkı Seeing AI'yi çalıştıran akıllı gözlük markası Pivot Head gibi. Şimdi birçok farklı cihaz dedik. Bunlar gittikçe akıllandılar. Fakat akıllanmak için tabii ki ne yapıyorlar? Bir veri akışını kendi üzerlerinde yönetiyorlar ya da o cihazları bir başka platform yönetiyor. Bu cihazlar bu veri hattı üzerinden konuşmaya başladıkça çok ciddi güvenlik açıkları beraberinde gelebiliyor ya da güvenlik tehdidi. İşte burada bir bulut platformu yapay zekayla ne katabilir buradaki akıllı güvenlik yapılarına? Öncelikle güvenliğe bakalım. Bir, kaynaklar çok sık değişiyor. Yani ben bir yapay zeka servisi olabilir ya da herhangi bir şeyi implemente ederken çok farklı tipte kaynaklara ulaşıyorum. Ve bu da benim o kadar yetkin olmadığım fakat kötü niyetli birimlerin çok yetkin olduğu bir takım açıkları benim ortamıma inject etmeleri ve direkt olarak atak yapmalarına sağlayabiliyor. Diğer bir konu, güvenlik anlamında çok yetkin kaynak bulmak oldukça zor. Bunu da tavsiye ederim. Eylül sonu yayınlanan Microsoft'un Digital Defense Report adlı white paper'ı diyeyim.
çok ilginç analizler var güvenlik anlamında. Burada gördüğünüz grafikler Güney Kore, İngiltere ve Amerika'daki güvenlik atakları, güvenliği delmek için yapılan ataklar. Covid dönemi analiz edilmiş ve şu görülüyor. Bir haber çıktığı zaman bir gri alan kaldığında, işte şöyle mi olacak, böyle mi olacak, acaba soruları olduğu anda ataklar inanılmaz seviyede artıyor. Çünkü burada insanlar hemen insanların kuşkuyla bakacağı şeylerde bir takım anomaliteler yaratmaya başlıyorlar. Bir karantina ortamı çok daha deklaratif bir açıklama geldiğinde bu ataklar hemen düşüyor. Daha doğrusu burada net olmayan yerleri değerlendiriyor saldırıcılar ve çok akıllı bir şekilde yapıyorlar. Eskiden çok daha görünür şekilde yaparken artık kimlik üzerinden yapıyorlar bu atakları. Bu şu demek, kimlikleri ele geçirip işte phishing gibi bir takım şeylerle sonrasında kendilerini aylarca gizleyip çok daha farklı anomaliteler ortaya çıkarmadan ya da manuel proseslerle bunu keşfedilmeden hayatlarına devam ediyorlar. İşte manuel proseslerle keşfedilmeyen bu açıkları tamamen yapay zeka servisleri keşfediyor. Nasıl? Global ölçekte bütün servisleri, yüzlerce bulut servisleri dinliyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bir kimlik, otantikasyon, erişim anomalitesi yakaladığı anda ilgili servislerdeki açıkları global olarak kapatıyor. Dolayısıyla yapay zekanın güvenlik anlamında da önümüzdeki süreçte önemini fazlasıyla arttıracağını söyleyebiliriz. Bir diğer konu, sanallaştırmanın keşfinden sonra tabii ki donanım hataları ne olursa olsun işleyişi en çok baltalayan, durduran konulardan bir tanesi. Çünkü bu sanal makinelerde fiziksel hostlar, donanımlar altta çalışıyor. Fakat yapay zeka artık şunu da yapıyor olacak. Predictive maintenance'da yaptığı bir şey vardı. Yani bir, çok basitçe, bir donanım ne zaman bozulur ya da bir süreçte bir bozulma ne zaman olur? Artık yapay zeka entegre otomasyon süreçleri buradaki bozulacak olan fiziksel katmanın altındaki sanal ortamları canlı olarak hiç kesintisiz başka bir ortama taşıyor. Ve aslında biz sürekli yaşayan, hiç kesintiye uğramayan sistemlerde çalışıyor olacağız. Kaynaklarımızı güvenlik altına alıyor olacağız. Yine yapay zekanın demokratikleşmesine paralel olarak güvenlikten sadece bir örnek, anomaly detection gibi hazır template'ler, yani hazır yapay zeka veri modelleri kullanıcılarla paylaşılıyor. Kullanıcılar ya da firmalar veri mühendisi olmasa, bu anomaly detection konusunda uzmanlıkları olmamasına rağmen bu modelleri kendi loglarında ya da kendi ortamlarında geniş bir şekilde kullanıp çok ciddi insight'lar alabiliyorlar. Peki verimli çalışmaya geçelim. Covid'de çok gördük. Birlikte nasıl çalışırız? Birlikte nasıl kod yazarız? Birlikte nasıl debug ederiz? Development sürecinden bahsediyorum. Farklı idelerde, farklı işletim sistemlerinden kullanıcılar tekil bir ortamda çalışmanın formülü buldular. Birçok araç artık bunu yapabiliyor. Bir adım ötesine gidelim. Hem birlikte çalışalım, hem buradaki veri analitiğini ya da yapay zekadaki süreçleri daha efektif hale getirelim. Bunu yaparken de özellikle datanın üretildiği yerde yapalım. Yani bu datayı çok gezdirmeden gerçekten üretildiği yerde analiz edebilelim. Verinin yolculuğu, yine hiç ürün detayına girmeyeceğim. Sol tarafta bizim yapısal olan ya da yapısal olmayan verilerimiz. Normalde bir ortama, bulut ortamına bu verileri aktarıyoruz. Sonrasında analiz edeceğimiz başka bir ortama aktarıyoruz. Orada işte büyük veri analitiği yapıyoruz. Yapay zeka veri modelleri tasarlıyoruz. Sonrasında onun çıktılarını bir veri ambarına ya da self-service görselleştirme araçlarını aktarıyoruz ki bir çıktı elde edelim. Fakat buradaki problem şu, onlarca farklı araç kullanıyoruz, farklı kimlikte, farklı roldeki, farklı yetkinlikteki insanlar bu ortamlara erişebiliyorlar. Bir kontrol olmayabiliyor ve verinin yolculuğu sırasındaki her adımda bir güvenlik açığı ya da verimsizlik ortada olabiliyor. Önümüzdeki süreçte çok daha tekil, çok daha bütünleşik analitik platformları görüyor olacağız. Bunlardan bir tanesi Synapse Analytics, oldukça popüler, iddialı bir platform. Sol tarafa baktığımızda bir browser üzerinden erişilen menüler var ve bu menüde farklı kimlikte kişiler sadece kendi rollerinin el verdiği şeylere erişiyorlar. Hatta ve hatta bir notebook üzerinde çok farklı kimlikler, az önce bahsettiğim citizen data scientist ve çok teknik bir implementasyon yapan developer, farklı yetkilerle aynı anda çalışabiliyor. Ve aynı zamanda burada drag and drop ya da daha az script yazdıracak, daha az kod yazdıracak bu tarz platformların, low code, no code platformlarının artacağını ve buradaki görselliğin artacağını net olarak görüyoruz. Hibrit bulut tarafıyla artık bitiriyor olacağız. Burada şu an için ürettiğimiz verinin çok küçük bir bölüm, %10 kadar bir bölümü kendi veri merkezlerimiz, yani geleneksel veri merkezleri dışında çalışıyor. Fakat bu
%75 olacak. Yani Gartner'ın bir tahmini 2025 yılı itibariyle. Şimdi bakıldığında Azure açısından baktığımızda dünyanın her yerinde veri merkezleri var. Bunu tek bir bilgisayar olarak düşündüğümüzde sınırsız bir işlemci gücünden, sınırsız bir depolama alanından ve yüzlerce terabitlik olağanüstü büyük bir network altyapısı var. Burada sınırsız bir network altyapısından söz ediyoruz. Fakat yeterli mi ya da vizyon burada mı tamamlanıyor? Aslında vizyon burada başlıyor. Sol tarafta bu global ölçekteki olağanüstü işte ölçeklenebilir platformlardan bahsediyoruz. Fakat cihazların, bu akıllı cihazların sayısının artmasıyla birlikte uç nokta cihazları veri yaratır yaratamaz burada işlemek niyetinde oldular. Fakat burada aynı zamanda bulut bilişimin gücünü de kullanmak gerekiyor. Şimdi bunu nasıl modelleriz diye baktığımızda bir, cihazlar çok artıyor. Fakat yapay zeka teknolojilerini özellikle verinin yaratıldığı yerde kullanmak istiyoruz. Ve bütünleşik hibrit bulut platformlarında eksponansiyel bir artış olacak. Şu tarz senaryolar ortaya çıkıyor. Bir, gerçek zamanlı akan bir veri var. Ben bu veride kişilerin yüzlerini maskeleyip bulut platformuna göndereyim. Büyük bir veri modeli bu. Orada eğitip bu veri modelini alıp bir konteynere koyup yine o cihazın üzerinde deploy edip çalıştırayım. Bu senaryoların, bu hibrit senaryoların sayısı fazlasıyla artacak. Çok tartıştığımız bir konu, veriyi nerede tutalım? Genellikle biz mega veri merkezleri, küçük veri merkezleri ama ne olursa olsun bir alan, bir inşaat hep kafamızda hakikaten çok yıllar süren projeler var. Artık bazı şirketler bunu yıkıyor. Sualtı veri merkezleri anlamında Project Native bunlardan bir tanesi. PV değeri yani usage efficiency değeri, elektriğin yüzde kaçını kullanırım anlamında ulaşabilmiş en yüksek değerler, yani en verimli değerler su altında çalışan veri merkezlerinin geleceği çok parlak görünüyor. Ve burada artık bizim karar verdiğimiz andan 90 gün içerisinde bu 12 renklik cihazları suyun altına, denizin altına ya da okyanusun altına indirip müthiş bir compute power'a kavuşacağımız günler geldi. Ve buradaki hibrit bulut yapılarındaki on-premise public cloud kavramları da değişmeye başladı. Çok fazla detay yok. Dün açıklandı. Azure Space denen yeni bir inisiyatif. Uydularla konuşan, işte SpaceX'le de bir anlaşma var. MDC'ler ya da modüler veri merkezleri dünyanın her yerine çok kısa bir sürede deploy edilebilip bir anda hani bir müthiş bir compute power'a herhangi bir yerde günler içerisinde kavuşacağınız bir altyapı sağlıyor. Dolayısıyla bu hizmetlere çok yakınlaşıyor oluyoruz. Ve dünyanın farklı yerlerinde insan duyularını aşan bir takım testler yapıldı. Bunlar devam ediyor. Fakat gerçekten henüz aşılmayan şeyler de var. İşte Machine Reading Comprehension bunların örneklerinden bir tanesi. Büyük bir metin veriyoruz. Bu metinden bir soru soruyoruz ve müthiş mantıklı bir yanıt veriyorsunuz. Burada evet bir accuracy'ye gelindi. %90'lar civarında ama bunun %100'e yakın olması lazım. Yani insan gibi hakikaten o metni 5 kere okuyup anlayan bir insan gibi tutarlı yanıtlar alabilmemiz lazım. Ya da şu an sıklıkla yaptığımız bir paragraf var. Bu paragraftan bir özet çıkarma şeklinde bitiriyorum artık az kaldı farkındayım. Bir yapıda hakikaten çok ciddi anlamda büyük veri modellerine ihtiyaç var. Dünyanın en büyük veri modeli 1.7 milyar parametrelik çok büyük veriler. Bunlar nasıl işlenir dendiğimizde AI at scale yeni bir kavram. Hibrit bulutla yine bütünleşik çalışacak bir yapı. Bu veri modellerini bir çok büyük donanımlar, 300 bin CPU core'lu, 10 bin GPU'lu bir süper bilgisayar yapıldı bunun için. Fakat sadece bu yetmiyor. İşte az önce bahsettiğim o 10x denen framework'te bunları paralel olarak eğitebiliyoruz. Ve bu eğitilmiş veri modellerini uç noktalara indirip, uç noktalardan gerçek zamanlı olarak filtreleyip tekrar buluta bu veriyi gönderiyoruz. Ve bize böyle bir gelecek beklerken aslında bu süreçlerin çok daha sık duyacağımız MLOps konseptinde, yani herkesin kafasına göre bu modelleri eğiteceği, deploy edeceği yapılardan çok daha structured yapılara doğru kavuşuyoruz. Son olarak AI ethics'le bitirmek istiyorum. Doğruya yanlışa karar verecek şirketler burada sorumluluk alacaklar ve yapay zekayı bizim için bir canavar değil, bir kucaklayıcı olarak konumlandırıyor olacaklar. Ve burada da öncelikli olarak onur, haysiyet gibi kavramlar, net olarak ön yargıdan arınmış kavramlar, bir sıkıntı olduğunda sorumluluk alma, transparan olma, algoritmaların işte OpenAI gibi frameworkler var, projeler var, bu şekilde açık olması ve insanlığa hizmet etmesi aranacak önümüzdeki süreçte. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Cüneyt Hocam çok teşekkür ederiz bu değerli bilgiler için.
Şimdi dijital sahneye Sayın Bahar Uzan'ı davet ediyorum. Google Cloud Bulut Mühendisi. Bahar Hanım, sahne sizin. Bahar Hanım mikrofonu kapalı sanırsam. Pardon, duyabiliyor musunuz beni? Evet, hoş geldiniz. Tamam, görebiliyorsunuz da sanırım. Evet. Problem yok, okey. Peki, o zaman hemen ben ekranımı paylaşayım. Evet, ekranımı da görebiliyor musunuz? Evet. Çok özür diliyorum. Çok pardon, ekleteceğim. Çok kısa, özür diliyorum. Tabii tabii, estağfurullah. Bağlantımla ilgili hafif bir problemim var. Hemen çözdüm. Tamam, başlayabileceğim. Evet, özür dilerim tekrar. Tekrar herkese merhaba, sunuma hoş geldiniz. Biliyorum çok uzun bir gün olmuş olmalı ve son sunum bana ait. O yüzden olabildiğince eğlenceli, sıkmayan bir konuşma yapmak istiyorum el verdiğince. Sürçülisan eylersem affola. Adım Bahar Keneroğlu Üzan. Google Cloud Türkiye ekibinde veri analitiğiyle ilgili çalışıyorum. Makine öğrenmesi, yapay zeka ile ilgili müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün de sizlerle yapay zeka teknolojilerinden bahsedeceğiz, altyapılarından bahsedeceğiz. Öncelikle Google için neden bu kadar önemli, ondan bahsedelim. 2017 yılında Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Google'ın aslında geleceğe yönelik vizyonunu AI First Company olarak nitelendirdi. Bunun altını çizdi. Ve bundan sonra şu ana kadar Google'ın yapay zeka üzerine yaptığı bütün araştırma faaliyetleri sonucunda geliştirdiği teknolojileri, gerek kendi ürünlerini geliştirirken, gerek tüm insanlığa faydalı olacak şekilde dağıtırken bu makine öğrenme, makine zekasının çok önemli olduğunu ve bu konuda araştırmalara devam edeceğimizi vurguladı. Tabii Google bu noktaya ilk kurulduğu günden gelmedi. Epey bir onlarca sene süren bir aslında araştırma geliştirme süreci var bunun arkasında. Şimdi size çok kısa Google'un bu seyahatinden bahsetmek istiyorum. Şimdi kapıyorum hemen. Aslında Google'ın yapay zeka seyahati Google X projesiyle başlıyor. 2010 yılında bunu şeye benzetebilirsiniz, NASA'nın Apollo uzay programına. Google içerisinde Google X diye adlandırılan, yani 10x, 10 kat düşünmeyi, 10 kat fayda elde etmeyi insanlık adına öngören projeleri geliştirilecek bir birim kuruluyor. Ve bu birim üç temel aslında bileşene göre değerlendiriyor Google X projelerini. Öncelikle çok cesur bir fikir ya da tüm insanlık adına çok fayda sağlayacak bir problem olmalı. İki, bu problemi güncel ve atılım yapacak teknolojilerle çözülebilmeli ve sağlanacak çözüm de çok radikal bir çözüm olmalı. Ve bundan yola çıkarak diyorlar ki zeka için, zekayı çözmeye yönelik bir teknoloji, bir çözüm geliştirebilir miyiz? Ve o an ekibin çok büyülendiği diyeyim, üç temel aslında teknolojik atılım var o günlerde gerçekleşen. Bir, derin öğrenme, iki, GPU'lar, üç ise data. Ve derin öğrenmeyle ilgili, yani başka bir deyişle
veriden direkt feature'lar üretip kullanabilen makine sistemler üretebilme üzerine Ar-Ge faaliyetlerine başlıyorlar ve epey ileri adım atıyorlar. Diğer bir noktada GPU'lar onları çok cezbediyor. O zamana kadar işte bilgisayarda grafikleri render etmek için kullanılan GPU'ları biz neden işte neural network, sinir ağları çalıştırmak için kullanmayalım mı dönüyor soruları. Ve diyorlar ki ikisi de matematik problemi sonuçta. Ve biz bunu GPU'larla da çok hızlı bir şekilde o performanstan faydalanıp yapabilmeliyiz. Ve biz o günden itibaren aslında GPU'ları makine öğrenme modelleri, train etme, serve etme, yapay zeka uygulamaları geliştirme amaçlı kullanıyoruz. Tabii buna paralel olarak ekipte bir de bir kadın araştırmacı var, Feifei Li. Feifei Li aslında computer vision üzerine araştırma yapıyor ve şu soru üzerine çalışıyor daha çok. Sistemlere 3 yaşında bir çocuğun öğrenebileceği kadar yetenekte öğrenme yeteneği katabilir miyiz? Kendi kendine işte fotoğraflardan öğrenen, fotoğrafları çözümleyen sistemler oluşturabilir miyiz? Ve bunun üzerine ImageNet diye bizim bildiğimiz işte computer vision, computer imajlarından onları çözümleyerek işte insight'lar üretme, verileri üretmeyi beceren sistemler gelişmeye başlıyor. Feifei Li bugün hala Google Cloud'da Chief AI Scientist olarak çalışmaya devam ediyor. Diğer bir teknolojik atılım da DeepMind'la birlikte yine Feifei Li'nin ve Demis'in üzerinde çalıştıkları bir projeyle gerçekleşiyor. Demis o zamana kadar şöyle diye bahsedebilirim. Hani 12 yaşında dünya satranç şampiyonu olan akıllı video oyunları geliştirmeye meraklı bir kişi, araştırma geliştirici. Hatta 20 yaşlarında emekli olup tekrar üniversiteye dönüp Computational Neuroscience okumaya geçiyor. Demis'in hayalinde de şu var, sürekli öğrenen makineler, yani bir insan müdahalesi olmadan öğrenen makineler yapılabilir mi? Bunun üzerine Feifei Li ile bir araya gelip bir algoritma geliştiriyorlar. Pardon. Ve bu algoritmayı pole position oyununa entegre ediyorlar. Pole position'ı hepimiz biliriz, zamanında oynamışızdır. İlk entegre ettiklerinde algoritma şaşırıyor tabii. Random bir takım hareketler yapmaya başlıyor ama gayet bilinçsiz. Ve bu 10 dakika sürüyor. Çok az isabetli vuruş yapabiliyor. 120 dakika, 10 dakika sonra normal bir insan kadar oynayabiliyor. Tabii hatalar yapıyor ama 120 dakika sonra bir insanın oyunundan daha başarılı oyunu oynamaya başlıyor. Tabii onları cezbediyor. Ama 240 dakika sonra asıl artık fark ediyorlar ki algoritma strateji geliştirmeye başlamış. Yani işte oyun sırasında sadece vuruş yapmıyor, tüneller kazıyor. O tünellerden daha fazla puan kazanabileceğini öğrenmiş. Dolayısıyla bu onlar için büyük bir başarı oluyor. Bundan sonra da aslında 250 kadar Atari oyununa daha bu algoritmayı entegre edip oynuyorlar ve 50'sinde insanlardan daha başarılı olduğu ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de sürüş oyunu. Ve bunun üzerine tabii Google DeepMind'i satın alıyor. DeepMind şu an Google AI ekibinin büyük bir kısmını oluşturuyor ekip olarak. 2016 yılında da bildiğiniz gibi geliştirdikleri AlphaGo sistemi Go gibi çok sofistike bir oyunu bir insan karşı şey yapıyor, kazanıyor. Ve bunu yaparken bir sene boyunca 100.000'den fazla oyunu oynayarak, kendi kendini öğrenerek, hiçbir insan müdahalesi olmadan bunu başarabiliyor. Şimdi sürüş oyununa geri dönüyorum. O zamanlarda da Joe Hotz adında, kendisi 14 yaşında iPhone'un jailbreak'ini icat eden kişi. Bu algoritmayı görüyor DeepMind'in geliştirdiği ve diyor ki bunu neden bir gerçek arabaya entegre etmeyelim ve bir gerçek arabayı kumanda etmek için kullanmayalım. Ve dediğini de yapıyor. O zaman en ucuz araç olan Acura'ya diagnostik sistemini jailbreak yaparak burada görüyorsunuz ekranda Linux ekranını bilgisayara entegre ederek kumanda etmeyi başarıyor.
Ve biz bugün öncelikle Google Driverless Car diye çıkan, şimdi ayrı bir kardeş şirket olan Waymo'nun sürücüsüz araç sistemleri olarak biliyoruz. Büyük bir parçası bu algoritma ve gelişmeye devam ediyor. Şu an 3. majör altyapı değişikliği ve 4. jenerasyon AI yazılım yenilemesi yapıldı. Son geldiği noktada hem sürücüsüz taksiler, araçlar, hatta körlerin kullanacağı şekilde Amerika'da şu an faaliyete geçti. Bununla beraber, buna paralelde Google içerisinde başka bir ekip, Google Brain adıyla kurulan ekip de biz peki insan dilini çözümleyen bir makine geliştirebilmemize odaklanıyorlar. Ve bunun üzerinde çalışmaya başlıyorlar. İşte iki farklı dili konuşan iki insanın aynı anda birbirlerinin dilini bilmeden işte konuşmalarına yardımcı olacak bir sistem olabilir mi? Ve bunun üzerine bir prototip geliştiriyorlar. Hanım, araya giriyorum, kusura bakmayın. Bir cızırtı var mikrofonunuzda. Bir kontrol edebilir misiniz? Tabii. Şimdi nasıl? Şu anda da cızırtı devam ediyor. Mikrofon değiştirelim. Şimdi daha iyi mi? Evet, çok daha iyi. Tamam. Teşekkürler uyardığınız için. Google Brain ekibinin geliştirdiği sistem diyeyim. O kadar çok yani büyüklükte bir altyapı ve hızda bir computation gerektiriyor ki 3 dakikalık yaptıkları, cep telefonu kullanarak yaptıkları demo bile neredeyse tüm Google serverlarını yakacak kadar zorluyor. Bunun üzerine bu radikal bir çözümdür ve insanlığa faydalı da diye düşünerek Google yöneticileri 30 milyar dolarlık bir altyapı yatırımı yapıyorlar. Şöyle düşünebilirsiniz, bir yıl boyunca her gün tonlarca disk kurulumu yapılıyor data center'lara bu proje için. Ve biz şu an geldiğimiz noktada Google Brain ekibinin geliştirdiği Neural Machine Translation algoritması ile birlikte bugün birçok Google servisinin aslında bunun içerisinde Gmail var, Google Translate, hatta Search gibi sistemlerin AI altyapılarında biz bu teknolojiyi kullanıyoruz. Neural Machine Translation. Bununla beraber bir teknoloji daha kullanıyoruz. O zamana kadar hep GPU'larla çalıştırılan, işte train etmek için, serve etmek için makine öğrenme modelleri, deep neural network modelleri. O zaman için güzel bir çözüm ama aynı zamanda da bir israfa neden oluyor. Çünkü grafik çözümlemek için birçok içerdikleri feature aslında kullanılmıyor. Dolayısıyla biz neden AI çalıştırmak için özelleşmiş bir chipseti oluşturmayalım, dizayn etmeyelim diye düşünüyorlar ve TPU'ları oluşturuyorlar. İlk TPU'ları tasarlamaya başlıyorlar. Şu an biz bunun 3. jenerasyonunu çıkardık ve Google Cloud üzerinden de Deep Learning VM'lerimize entegre bir şekilde müşterilerin kullanmasını sağlıyoruz. Burada hani kapasite olarak bir vurgulamam gerekirse yaklaşık 420 teraflop kapasite işlem gücü var ve tamamen yapay zeka makine öğrenme modelleri çalıştırmak için ürettiğimiz özelleşmiş chipler, işlemciler. Şu an Google Search'ün de yenilenen algoritmasının altında hem TPU'yu hem de yeni bir Deep Neural Network sinir ağını kullanıyoruz ki 680 milyon parametreyle çalışıyor ve 3 milisaniyenin altında cevap dönebiliyor. Amacı tamamen burada gördüğünüz gibi çok gelişigüzel yazılmış search keywordlerini anlayıp, konteksi anlayıp doğru sonuçları getirmek. Bir de Hum to Search'ü yeni duyurduk biliyorsunuz. Onun altında da yine bu teknolojiler kullanılıyor. Artık mırıldanarak da bir şarkıyı Google Search ile aratabiliyoruz bu teknolojiler sayesinde. Bir de Edge tarafında yani IoT cihazlarında, uç noktalarda, mobil cihazlarda makine öğrenme modelleri çalıştırmak, inference yapabilmek için de TPU'nun Edge versiyonu çıkardık. Büyüklüğünü görüyorsunuz. Bu bir Amerikan doları senti ve onun üzerine ne kadar ufak bir chip olduğunda
size vurgulamak için koymak istedim. Tabii bütün bu çipleri geliştirdikten sonra birbirine bağlamamız gerekiyor. Aynı beynimizdeki sinir ağları gibi. Bugün bir sıcak sobaya dokunduğumuzda beynimizin verdiği tepki süresi 200 Hz, yani 5 milisaniye. Biz bunu bir anlık olarak nitelendiriyoruz. Bu TPU patları hızı bunların 1000 katı kadar, hatta daha da fazla. Çünkü sürekli geliştirilmeye devam ediyor performansı ve büyüklük olarak da düşünürseniz bu makinaları bir futbol sahası büyüklüğünde diyebilirim bir araya getirdiğimizde. Tabii güvenlik de çok önemli. Sonuçta biz yapay zekayı iş kararları vermek ya da insanların iletişimi için kullanacaksak bunun güvenliğini de düşünmek durumundaydık. Bunun için de Titan Chip denen CPU'lardan, hard disklerden, kullandığımız şaselere, aslında bütün serverlar uçtan uca bir data center'da ne kadar cihaz varsa her birine entegre bir Titan chip'le bunlar dijital olarak imzalı oluyor. Hiçbir şekilde kopyalanamıyor, hiçbir şekilde replike edilemiyor. Tamamen Google tarafından tasarlanmış güvenlik çipleri bunlar. Ve tabii ki uçtan uca bütün bu aslında yapay zeka ve tüm aslında infrastructure servisi için kullandığımız cihazları için kurduğumuz data kampüslerimiz var. Bu data kampüslerimiz hani duvardan duvara binlerce makineden oluşuyor diyebiliriz. Tabii biz bu data kampüslerinin de enerjisini özellikle soğutma sistemlerinde ihtiyaç duyduğum enerjiyi de %40 oranında entegre ettiğimiz makine öğrenme modelleri sayesinde gerçekleştirebildik. Şu an dünya üzerindeki en efficient diyebileceğim çalışan, en az doğaya zarar veren veri merkezleri ya da data kampüsleri var Google Cloud'da. Hatta 2030 için bu sene Sundar Pichai'nin bir taahhütü oldu. Tüm Google operasyonlarında kullanılan tüm kaynakları 2030 yılına kadar karbon nötral, karbonsuz hale getirmek üzere yatırımlar devam edecek. Tabii TensorFlow bütün bu aslında anlattığım teknolojilerin altyapı taşlarından belki de en önemlisi. Burada bir parantez açmak istiyorum. Google Cloud'u belki diğer bulutlardan ayıran en önemli özellik açık olması. Biz TensorFlow teknolojisini 2015 yılında açık kaynak komüniteye duyurduk ve sunduk. Bugün istediğiniz her platformda TensorFlow'u çalıştırabiliyorsunuz. İster bulutta, ister hibrit olarak, ister on-prem mimarilerde, hatta mobil cihazınızda. Dolayısıyla Google Cloud kesinlikle inovasyonu engelleyen kapalı bir platformdan değil. Bizim amacımız yapay zeka ve makine öğrenmeni aslında kullanımını arttırmak ve yaygınlaştırmak ve bunun için de en iyi altyapı teknolojilerini sağlıyor hale gelmek. Ve bu prensiple aslında Google Cloud AI platformu tüm bu bilgi birikimi, makine öğrenme deneyimi ve az önce belirttiğim ölçekteki altyapıyı herkesin kullanılabilmesi için Google Cloud AI platform üzerinde bir araya getirdik. Burada ister bir uzman makine öğrenme araştırmacısı olun, ister veri bilimci, işte TensorFlow'la, Keras'la ya da istediğiniz herhangi bir makine öğrenme çerçevesiyle kendi modellerinizi geliştirin, iyileştirin. İster yazılım geliştirici olun, sadece hali hazırda önceden hazırlanmış işte makine öğrenme API'larınızı kullanın, uygulamalarınıza yapay zeka o şekilde katın. Hatta ne kodlama yaparak, ne SQL, ne başka bir şey bilmeden, sadece elinizdeki imajlar ya da verileri kullanarak, bir bilgi çalışanı olarak direkt tahminlemeler yapmak, insight'lar geliştirmek, analizler yapabilecek hale gelmenizi sağlamak için her yetenek seviyesi ve uzmanlığı aslında hizmet edecek servisler var Google Cloud AI platform üzerinde. Bir de önceden hazırlanmış diyeyim endüstriyel çözümlerimiz var. İşte recommendation AI, işte document AI, vision search gibi. Bunları da direkt kendi verilerinizi train edip kullanmanıza imkan sağlıyoruz. Building block'larla ister kod yazarak, ister sadece bir API call yazarak
Google'un pre-train edilmiş modellerini kullanmanızı sağlayabiliyoruz. Ya da tamamen bir data science platformu uçtan uca hem makine öğrenme modellerini geliştireceğiniz hem deploy edip hatta MLOps sürecini uçtan uca yapabileceğiniz, deploy ettiğiniz makine modellerini monitör ve management'ını yapabileceğiniz servislerde mevcut Google Cloud Platform AI ile. Democratize AI, yani AI'ın demokratikleştirilmesi çok önemli bizim için. Şunu çok iyi biliyoruz, herkes TensorFlow bilmek zorunda da değil. Herkes çok yetenekli bir makine mühendisi ya da data scientist olmak zorunda değil. Sizler çok kolaylıkla verinizi cloud'a getirebilmelisiniz ve çok kolaylıkla ondan içgörüler üretebilmelisiniz. İster kod yazarak, ister yazmadan bunu yapabilmelisiniz. Dolayısıyla kolaborasyon ekip, yani bir yapay zeka bir ekip işi, yapay zeka oluşturmak. Data engineer'inden, data scientist'i, makine öğrenme mühendisi, developer'ı, business analyst'ine kadar uçtan uca aynı dili konuşuyor olmak, aynı asetleri bir ekip içerisinde paylaşabilmek ve bununla aslında verimli bir şekilde bir yapay zeka projesini ya da makine öğrenme projesini bir deneysellikten çıkarıp gerçekten production'ı hızlı bir şekilde alıp orada yönetim devamını sağlayabileceğiniz, o sürekli olan süreci uçtan uca yürütebileceğiniz bir platform oluşturmak. Bahar Hanım, bu şekilde araya giriyorum. Toparlayabilirsek çok rica edeceğim. Evet, zaten son slaytlarım. Bugün dünyada birçok müşterimiz, birçok endüstride burada üretimden, sağlığa, perakendeden, hatta tarıma kadar AI platformu kullanıyorlar diyebilirim. Peki nereye gidiyoruz? Yine tam aslında 23 Ekim 2019'da gerçekleşen bir benchmark testinden bahsedeceğim. Google AI Quantum ekibi 54 qubitlik bir kuantum işlemci geliştirerek ilk defa bir matematik problemini 200 saniye içerisinde çözebildiler. Ki söylenene göre bu dünya üzerindeki en hızlı bilgisayarın bile çalışıp çözebilme süresi on binlerce yılı alabilecek bir şeydi, matematik problemiydi. Ve bununla Quantum Supremacy unvanı alındı Google AI ekibi tarafından. Bu bize şunu gösteriyor aslında, geleceğe yönelik biz artık kuantum prosesörleri, kuantum AI'yı da iş problemlerimizi, günlük hayattaki problemlerimizi çözmek için de çok yakın zamanda kullanabileceğiz. Evet, 23 Ekim'de de Google AI platformla ilgili bir eğitimimiz olacak. 1.5 ile 2.5 arası ilgilenen kişileri, arkadaşları oraya bekliyorum. Uygulamalı olarak birlikte bir makine öğrenme modeli geliştireceğiz ve onu deploy edeceğiz. BigQuery ML gibi, AutoML gibi, AI platform gibi birçok aslında komponenti deneyimlemenizi sağlayacağım. Oraya da bekliyorum. Ve sözlerime son veriyorum. Çok teşekkür ederim. Yine sorularınız olursa e-mail adresimi de ekledim. Bana direkt de ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Bahar Hanım, sunum için çok teşekkür ederiz. Şimdi sırada Unicorn'dan Deniz Hanım'la birlikte sahneyi paylaşmak üzere McDonald's IT Yöneticisi Sayın Can Aşkın ve McDonald's İK Yöneticisi Sayın Rasim Beyazkurt var. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkürler. Sözü ben Deniz Hanım'a bırakıyorum. Buyurun lütfen. Sağ olun Can Bey. Ya ben başlamadan önce Unicorn hakkında bir kısa bilgi vereceğim. Ondan sonra da Can Bey ve Rasim Bey ile birlikte yönettiğimiz proje hakkında biz ne deneyimler kazandık, onları sizinle paylaşmaya çalışacağız. Unicorn bir değişim mühendisliği firması. Biz kendimizi değişim mühendisliği olarak ifade ediyoruz. Aslında günümüzde işte dijitalleşme diye yeni ismi, yeni trend ismi dijitalleşme, dijitalleşme çözüm ortağı. Ne yapıyoruz? Bu kapsamda müşterilerimizle birlikte onların dijitalleşmeyle alakalı süreçlerini birlikte tespit edip A'dan Z'ye proje yönetimi desteği veriyoruz. Proje yönetimi esnasında gerekli teknolojilerin tespiti, uygulanması noktasında da destekliyoruz. Zaman zaman da Unicorn'un bir diğer şapkası da Türk teknolojilerine yatırımcı olmak.
Bugün bahsedeceğimiz RPA projesinde kullanmış olduğumuz Konik RPA ürünü de aynı zamanda Algorika Türk ile birlikte Onicorn yatırımcı ortağı. Ben sözü Can Bey ve Yasin Bey'e vereceğim. Öncelikle hoş geldiniz. Onlara da tekrar hoş geldiniz diyelim. Bugün McDonald's'la birlikte Macrobot'ları konuşacağız. Birlikte yönetmiş olduğumuz. Macrobot'lar ne yapar? McDonald's'ta hangi görevden sorumlular? Konu hakkında bilgi vermesi için Rasim Bey'e sözü vereceğim. Kendisi İK yöneticisi McDonald's'ın. Aynı zamanda da projenin uygulandığı departmanda. Rasim Bey buyurun. Macrobot'lar ne yapar? Bize kısaca anlatır mısınız? Sesinizi alamıyoruz galiba. Bende mi problem var? Şu an bana da ulaşmıyor sesi. Şu anda geliyor mu? Şimdi geliyor, buyurun. Tamam. Macrobot bizim şirketimizde ne yapar? Bundan bahsedeyim. Şöyle, biz aslında İK olarak işe alım süreçlerini kısaca Macrobot'a yaptırıyoruz. İşe alım süreçlerinden kastımız ne? Yani bir personeli işe alırken uçtan uca, baştan sona kadar bütün işlemini Macrobot gerçekleştiriyor. Yani işe alım sürecinin başından kastım, işe girecek olan personelin evraklarından tasnifini yapıyor. Bizim border programımıza girişini yapıyor robot. Daha sonra bu işe girecek olan personelin SGK girişini yapıp ilgili restoranımıza bunun bilgisini veriyor mail olarak. Aslında yani, tam olarak bu görevi yapıyor. İnsan kaynakları personeline şu an destek veriyor, evet, diyebiliriz o zaman. Can Bey, burada size döneceğim. Yani Rasim Bey biraz bahsetti aslında hangi işleri yapıyor ve bu esnada hangi ekranlara bağlanıyor vesaire. Hem onun bilgisini alacağım hem de aslına bakarsanız şöyle, genelde RPA biliyorsunuz yani finans da, yani sektörün anlamda zaten bankacılık ve finansta kullanılıyor. Süreçsel anlamda da doğal olarak en çok, en yaygın kullanıldığı süreçlerde finansa ilişkin süreçler. Yani işte fatura girişi, fatura kesme, faturayla ilişkili hususlar diyeyim. McDonald's'ı anladığım kadarıyla burada farklı bir durum var. İnsan kaynaklarıyla başlamış bir robotlaşma süreci var. Nasıl böyle bir seçim oldu, oluştu? Hangi karar, yani hangi konular sizi İK'ya yöneltti? Ardından da hangi teknolojilerle iç içeydi? Onlar hakkında da bilgi verirseniz çok memnun olurum. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz öncelikle tekrardan. Herkese merhabalar. McDonald's olarak hem IT departmanımızın öncülüğünde hem de iştiraklerde bulunduğumuz departmanlarımızın koordinasyonunda belli dijital dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu gerek restoran tarafında, gerekse merkez ofisteki departmanlarımız için de geçerli. Bunların bir uzantısı olarak da bu gerçekleştirmiş olduğumuz RPA projesinde İK süreçlerinden başlayarak şirketimiz bünyesinde bu geliştirmelere start verdik. Bunun için aslında sizin de bahsettiğiniz gibi standart RPA projelerinde genel olarak daha çok tamamen veri girişi odaklı veya belli ekranlar üzerinde yapılan tekrarlı işlerin robotize edildiği, otomatize edildiği süreçler genelde RPA projeleri altında değerlendiriliyor. Fakat biz işe birazcık daha süreçsel olarak baktık ve işe alım sürecinde Rasim Bey'in de uçtan uca olarak bahsettiği noktalarda birden fazla uygulamada veri girişinin yapıldığı, veri kontrollerinin yapıldığı bir süreç içerisinde biz bu RPA konumlandırmasını yapmayı uygun gördük. Dolayısıyla da bunu da dediğim gibi bu dijital dönüşümün bir parçası olarak yaptığımız birçok manuel işlemi de dijital platformlara, iş akış formları üzerine taşıyarak da gerçekleştirdik. Sadece işi bizim açımızdan RPA projesinden çıkartan ya da başlık olarak en azından dijital dönüşüm olarak değerlendirme noktasına geldiğimiz yerde de bu bahsettiğim gibi iş akış formlarını oluşturmalarımız. Restoranlar tarafından girilmiş olan evrakların OCR teknolojisiyle image processing'ler kullanarak robot tarafından kontrollerinin yapılması, bunun sonrasındaki personellerin, insan personellerinin yaptığı işlerin yerini robotun aldığı süreçlerin başladığı bir uçlar uca yapıya gerçek dönüştürmüş olduk. Bahsettiğim gibi zaten sizin geliştirmekte olduğunuz bir altyapı üzerine bu yazılımı, robot akışlarını gerçekleştirdik. Aslında süreç olarak biz McDonald's ailesi olarak RPA ve onun getirdikleri, dijitalleşmenin getirdiklerine açık bir ekiptik ve
sizin de desteklerinizle birlikte bu projeyi de hayata geçirmiş olduk. Burada kaç ekranla konuşuyor şu an teknik olarak, hani böyle sayısal açıdan? Birden fazla ekran konuşuyor. Sayısı ne? Hangi yazılımlar? Bazılarını tanıyoruz. Evet, yani Bordro tarafında kullandığımız uygulamalar var. Özellikle personellerin kişi kartlarının oluşturulduğu ekranlar ana temeldeki konumlandırdığımız uygulama. Fakat onun haricinde Rasim Bey de belki detaylarını paylaşır. SGK sitesinin üzerinde yaptığı işlemler var. İş akış formlarını yarattığımız uygulama üzerindeki işlemler var. Aslında 3 veya 4 tane farklı uygulama üzerinde robot çalışıyor. Bu da aslında robotun bir artısı bizce. Çünkü uygulamalar arasında bir entegrasyon da belki düşünülebilirdi. Fakat RPA'in, robotların esnek yapıları buradaki entegrasyon ihtiyacını da ortadan kaldırdığı için hem bütçesel anlamda bir fayda sağlamış oldu, hem de implementasyonun ve süreçlerin içine dahil olması çok çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşti. Yani şöyle, o söylediğiniz ekranlar hakkında yazılım bu entegrasyonu yapabilirdi diye ben daha az teknik olarak şey yapayım, ama bunu yani işte atıyorum, bütün bu yazılımların anlaşılması, bunların birbiriyle konuşması bilişim açısından birden fazla cephede savaş olacaktı. Anladığım kadarıyla İK'yı seçerken bu ekranları tek tek yazılım olarak biz anlamaya çalışmanın RPA'nin bu faydasından, yani hepsini birbiriyle entegre edebilme lüksünden faydalanalım diye düşündünüz. Peki, teşekkür ediyorum. Yani buradan şeye geçeceğim ufaktan, hani fayda, hani bugünkü birlikte de aslında göstermek istediğimiz, peki robotlardan ne fayda sağladık? Onunla alakalı gene sözü Rasim Bey'e vereceğim. Hani departmanın özelinde, doğrudan sizin departmanınız içinde siz hangi faydaları yaşadınız? Hani bize bilgi verirsiniz. Ben de bu esnada eğer şey yapabilirsem faydalarla alakalı birlikte hazırlamış olduğumuz ekranı da paylaşıyor olacağım. Siz devam edin lütfen. Ben de o sıra açıyor olayım. Size bekletmeyeyim. Buyurun Rasim Bey. Rasim Bey, sesle ilgili sanıyorum tekrar bir kontrol edebilir misin? Paylaşalım. Şimdi geliyor mu? Evet. Şimdi fayda dediğimizde tabii ki öncelikle bir maddi faydadan düşünüyoruz. Maddi faydayı düşünüyoruz ama evet, bize maddi bir faydası da var. Ama bunun yanında biz manevi taraftaki faydayı biraz daha fazla önemsiyoruz. Burada biz işlemlerimizi, işe giriş işlemlerimizi oldukça hızlandırdık robot sayesinde. Tabii normalde bir personelimizin 20 dakikada yaptığı işlemi şu anda 4 dakikada yapıyoruz robotla. Tabii bir personel bunu sadece mesai saatleri içerisinde gerçekleştirirken robot 7/24 bu işlemleri gerçekleştirebiliyor. Bizim için en önemli faydası da bu. Tabii faydadan söz açılmışken burada hani maddi manevi faydalar dedik. Manevi faydası şu yönde daha önemli. Bizim iç müşterimiz olan restoranlarımızdaki çalışanların, restoran sorumlularımızın bu işten memnun olması bizim için çok daha önemli. İstedikleri anda bir işe giriş yapabiliyorlar. Bu da bizim için çok önemli. Hem şirketimiz için hem de restoran çalışanlarımız için çok önemli bir fayda. Rasim Bey, sezonluk artışlar da vardı. Özellikle sizin sektörünüzde galiba. Bu açıdan da... Çok pardon. Şimdi biz aslında 2019 datalarımıza baktığımızda 6800 civarında giriş yapmışız. Bu 6800 girişin yaklaşık 3000 tanesini biz 3 ay içerisinde yapıyoruz. Dolayısıyla burada aslında yoğunluğu tahmin edebilirsiniz. Yani ayda 1000 giriş demek. Bu da çok ciddi bir aslında iş yükü. Başa çıkılamayacak bir iş yükü aslında. Personel ihtiyacı doğuran bir iş yükü. Dolayısıyla bunu da aslında aşmış oluyoruz. Yani 7/24 bu girişi yaparak. Bu süreci de aslında çok rahatlıkla geçmiş olduk. Anlıyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Can Bey, yani bu tabii ki departman kendi üzerine, kendi iş yüküyle alakalı durumu değerlendiriyor. Peki, yani bilişim tarafına, yani IT tarafına dönersek, sizin hani projeden edinilen faydalar hakkındaki yorumlarınız ne olur? Yani IT gözüyle bakacak olursak, Rasim Beylerin zaten kendi iç süreçlerinde kazandıkları ve edindikleri bu pozitif yöndeki rakamlar öncelikle şirketin genel faydası için çok kıymetli.
IT'sel olarak da baktığımızda burada RPA süreçlerindeki, daha doğrusu bu uçtan uca dijitalleşmenin getirdiği bir veri bizim IT olarak ilgimizi çeken taraf. Çünkü bundan önceki yapıda aslında bu süreç tamamen manuel ilerleyen bir süreçti ve herhangi bir loglanabilir bir data ya da erişilebilir bir dataya biz sahip olamıyorduk. RPA'nin bize açmış olduğu bir kapı da aslında bu oldu. Yani burada RPA bu işin sadece işin yapılması noktasındaki pozitif anlamındaki katkıdan da ziyade bize getirdiği veriler, bu loglanabilir verinin bizim warehouse'umuza aktarılabilir olması, önümüzdeki dönemde bu tip süreçleri fazlalaştırdığımız noktada da bu veriyi kullanarak machine learning, artificial intelligence noktalarında da bu verilerden bir forecasting veya preventive birkaç aksiyon alabilecek noktada da bizi zenginleştirmeyi sağlayacak. Aslında bu yönden de biz IT olarak çok bu tip projelere eğilmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla iş biriminin kazançları kesinlikle çok faydalı, kıymetli. Yani özellikle onların, Rasim Bey'in de dediği gibi manevi taraftaki kazançları daha büyük oluyor maddi taraftan ama IT'sel olarak da bizim bakış açımız aslında hiç insanın iş sürecini takip edebildiğimiz bir süreç olmaması daha önceki durumda bu yapmış olduğumuz Macrobot projesini daha kıymetli hale getiriyor. Yan süreçler de herhalde doğal olarak ana süreçler, yani ana süreçte RPA uygulaması yapılırken biraz hani üstüne de sohbet de ettik diyebiliyorum hani güncel şeyde de. Diğer süreçlerde de mecburi bir dijitalleşme şeyi olduğu diye bir konuşmuştuk. Kesinlikle. Yani aslında dijitalleşme katsayısını, dijitalleşmeyi, şirket içindeki dijitalleşmeyi de bir şekilde ivmelendiriyor anladığım evet, kadar. Evet, evet. Bahsettiğiniz gibi bu yan faydalardan birkaç örnek vermek gerekirse örneğin personellerle ilgili olan bu evrakların özellikle kağıt ortamında gerçekleşen bir süreçti bu. Sözleşmeler olsun, belli evraklar olsun. Bunların dijitalizasyonu gerçekten bir hem bir çevreci de bir tarafını aslında bize sağlamış evet. oldu. Çünkü burada gerçekten büyük bir 6000, yılda 6000 tane işlem demek gerçekten çok yüksek rakamlı bir kağıt israfını da aslında bize sebebiyet veriyordu. Buradan da bir fayda sağlamış olduk. Şey, yani bu işin aynen öyle. Böyle bir tarafı da var. Aslında dijitalleşmenin belki de çok konuşulmayan faydalarından başta gelen şeylerden biri de bu. Yani hem insan üzerindeki tekrarlı işlerin alınması ve kişilerin daha katma değerli işlere yönlendirilmesi hem de bu tip belki sadece doğrudan teknolojiyle ya da dijitalleşmeyle bağı olmayan ama bir yandan da organik bir şekilde bu faydaya ek faydalar getiren bu tip kazanımlar da çok kıymetli oluyor. Özellikle bizim gibi tamamen teknoloji bazlı bir şirket içinde. Yani McDonald's olarak da biz sonuçta belli sorumlulukları olan, belli sosyal projelerde bulunan bir şirket. Dolayısıyla buralardaki çıktılar böyle projelerde de karşımıza çıktığında çok çok daha keyifli oluyor. Güzel. Çevreci kısmını duymak ayrıca güzel ve gurur verici oldu. Yani biraz şeye de dokunmak istiyorum. Gene Rasim Bey'e döneceğim. Ya, yani böyle adettendir bu soru biliyorsunuz sorulur. Robotik deyince hemen herkes böyle bir korku oluyor. Ya acaba bu robotlar gelip bizi işimizden mi edecek? İşte ya da bir şirket için direnç oluşabiliyor. Ben hem yani bu aşamada ne deneyimlediniz hem de bunun sonrasında hani o korkular gidince ya da atıyorum alışınca ya da hiç oluşmamış da olabilir bilmiyorum. Sonrasında ekipte siz ne gözlemlediniz? Nasıl bir etkisi oldu? Sesiniz gene gelmiyor. Birazdan gelecek diye düşünüyorum bu. Nedense bir başımıza geliyor sonra gidiyor. Yok. Alamadık sesinizi. Bakalım. Biraz daha isterseniz tekrar deneyin. Bir açıp kapatıp açın isterseniz sesi belki düzelir. Şey, IT şeyi. Arabadan inip tekrar. Buyurun buyurun şu an. Evet, şimdi sorunuzu duyunca tabii ister istemez bir gülümsedim. Şimdi biz şirket olarak aslında böyle bir kültürümüz yok. Yani hiç kimsenin bu anlamda bir işini kaybetme gibi bir korkusu yok aslında. Ben 12 yıldır bu şirkette çalışıyorum ve hiçbir zaman böyle bir konuda bir tereddütümüz olmadı, bir korkumuz olmadı, öyle söyleyeyim.
Her zaman biz işimizi geliştirici yönde bir fırsat bulduğumuzda o fırsatı yakalamak için elimizden geleni yaparız. Hem çalışanlar olarak hem şirket sahipleri olarak da bu yapıya, bu şeye sahibiz yani, öyle söyleyeyim. Biz tabii bu projeyi geliştirirken aslında Bordro ekibindeki bütün arkadaşlarla beraber bu projeyi konuştuk ve geliştirdik. Şimdi tabii hiç kimsenin böyle bir korkusu olmadı. Şu andaki durumdan biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda hatta bu proje ile başarılı olduktan sonra da şu anda arkadaşlar, ekipteki arkadaşlar daha hangi acaba işleri robota yaptırabiliriz şeklinde bir tutum içerisindeler. Bu da aslında güzel, bizim için sevindirici bir şey. Yani hiç böyle bir korkumuz olmadı. Güzel bir şey. Yani burada şey var, aslında bakarsanız RP ilk geldiği zaman biz de onu gözlemliyoruz. Hani işte ilk RPA'dan bahsediliyor falan. Ya acaba bizde RPA'ya uygun bir iş var mı? Şeyi evet. Ama yapıldıktan sonra herkes böyle şuraya da uygulanabilir, şurada da yapılabilir. Aslına bakarsanız bir de bu işin hani biz hep böyle işte fiziksel faydasından vesaireden konuşuyoruz ama bir de bunun psikolojik bir şirketin aslında kültür dönüşümüne bir katması değeri var. Yani kesinlikle. Teknolojiyi kullanabilme, teknolojiden ne elde edebilirim şeklindeki bir mindset dönüşümü yaşanıyor. Aslında söylediğiniz açıdan da sonra bir bakıyorsunuz herkes aslında RPA developerları, RPA analizcileri dolmuş şirketin içi. Bu yönden bence önemli. Zaten şeyde sonunda bahsedeceğim, yani McDonald's'ta bu anlamda dijitalleşmeyle alakalı müthiş bir adanmışlık var. O biz de sizinle başladığımızda bizim de çok dikkatimizi çekti. Teşekkür ediyorum tekrar Asım Bey. Can Bey, size döneceğim. Peki şimdi ne var? Bir sonraki adımda ne var? Biliyorum daha işte biraz OCR vesaire Nero dediğimiz bir AI şey dokunuşu oldu ama hayaller büyük biliyorum. Biraz evet. Onları dinleyebilir miyiz sizden? Bundan sonraki aşamada ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mekrobotların yeni görevleri ne olacak? Evet, aslında az önce de bahsettiğiniz gibi bu aslında bizim şirketimiz için bir kültür olarak yer etmeye başladı. Belli bir departmanın talebini karşılayan bir yeni bir personel gibi aslında insanlar Mekrobot'u kucakladı. O yüzden çok keyifli dönüşler aldıkça hem merkez ofisimizdeki departmanların kullanımında hem de gerekse bahsettiğim gibi verilerin oluşmasıyla birlikte bu işin bir sonraki adımlarına daha rahat geçmek için de biz bebek adımlarını aslında atmaya başlamış olduk. Sizinle yaptığımız proje ve süreçlerin otomasyonunun devamı olarak da yine İK içerisinde birçok yeni süreci personeller üzerinden yapılan bu çok tekrarlı ve çok robota hızlıca öğretilebilir, adapte edilebilir süreçlerimizi önümüzdeki dönemde RPA ile birlikte otomatize etmek istiyoruz. Farklı departmanların da aslında bununla ilgili çok fazla talebi oluşmaya başladı artık içeride tanındıkça. Ve IT gözüyle de yine bahsettiğim gibi artık bu olgunlaşan RPA ve onun arkasındaki oluşmuş olan bu datayla artık o veriyi daha efektif nasıl kullanabilir? Data warehouse üzerinden bu veriyi işleyerek AI tarafına nasıl ilerleyebiliriz? Bunların yol haritalarını çıkartmak için projelere de başlıyor olacağız. Güzel, inşallah seneye birlikte onu anlatmaya geliriz diyeyim. Ya ben hani çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi bence harika kullandık görünüyor. Dönüşüm ve değişim projeleri bunlar. Hani bunlarda liderlik çok önemli. Yani hep liderliğin önemi çizilir. Ben hani bu noktada az önce söyledim. McDonald's'a bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Yani dönüşüm ve değişime ve dijitalleşmeye o kadar inandılar ki dün Ransın Bey'le konuşurken aşk olarak nitelendirdi. Ya proje benim için bir aşk, bunu anlatmaktan büyük keyif alıyorum diye. Yani bu noktada da liderliğimiz için biz bir kere daha Unicorn ekibi olarak size teşekkür ediyoruz. Bugünkü katılımınız için de çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz bu arada. Bu süreçte tabii bunun projelendirmesi de aslında bir süreç. Belki çok vaktimiz yok ama biz bu konuyla ilgili birçok RPA yazılımı mimarisiyle ilgili analizler, fizibiliteler yaptık. Bize en sıcak, en bizi anlayan şekilde gelen firma siz oldunuz. Dolayısıyla da sizinle çalışmayı öngördük ve bundan biz de çok mutlu olduk.
Dolayısıyla bu yolculukta bize de bir yoldaşlık yaptığınız için biz de size çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir mukabele. Teşekkür ederiz. Can Bey, teşekkür ediyoruz size de. Bize burada süre ayırdığınız için. Ne demek? Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Bu arada Deniz Hanım, Can Bey, Rasim Bey çok çok teşekkürler değerli paylaşımlarınız için. Şimdi yeni konuklarımıza dönmek istiyorum izninizle. Şu an Glasshouse'dan SAP İş Birimi Direktörü Hüseyin Bilgen Bey'i sahneye davet ediyorum. Hüseyin Bey merhabalar. Merhaba Can, nasılsın? Sağ olun, hoş geldiniz. Sahne hoş sizin. Buyurun lütfen. Peki, önce bir ekranımızı paylaşalım. Evet, ekranım görülüyor mu? Evet. Süper. Şimdi öncelikle yapay zeka için hakiki hibrit bulut konumuzun başlığı. Bugünkü temamız yapay zeka inisiyatifinin meetup'ının 38.sinde olduğumuz için yapay zeka ile ilişkili bir sunum gerçekleştireceğiz. Tabii bizim bildiğimiz, benim en azından şahsen bildiğim ilk yapay zeka ürünü Kara Şimşek'ti. Eskiden Kit diye bir araba vardı. İnsanların hayatını kurtarırdı, inisiyatif alırdı ve şoförü ve insan hayatını Asimov'un 3 robot kanununa binaen kendi hayatını ya da kendi varlığını riske atacak şekilde tehlikeye atabiliyordu insan hayatını kurtarmak için. Şimdi baktığımız zaman yapay zekanın bir gerçek tarihsel gelişimi var. Bir de bizim Hollywood ve Bollywood tarihinden bildiğimiz bir gelişimi var. Yani Asimov'un Daniel Oliver'ından başlayıp Yıldız Savaşları'ndaki C-3PO'dan dikkat ederseniz gittikçe güzelleşmeye başlıyor yapay zeka ürünlerimiz, yapay zeka karakterlerimiz. En son Dolores'e kadar gelmiş olduk. Şimdi bu geldiğimiz süreçte yani 1960'lardan 70'lerden beri yazılan kitaplardaki karakterlerin filmleştirilmesiyle gösterileştirilen bu yapay zeka karakterleri ya da sibernetik organizmalar hayatımızda bir şekilde günlük hayatta her gün filmlerde gördüğümüz, reklamlarda gördüğümüz ve çok yakın zamanda da işte daha önceki konukların anlattıkları gibi işte MacRobot dediği McDonald's'taki arkadaş, MacRobot dediğimiz karakter aslında iş dünyasında bizim bildiğimiz beyaz yaka, pembe yaka ve mavi yakanın yanında aslında bir de mavi metal yakanın girmesi anlamına geliyor. Bu RPA dediğimiz ve iş dünyasında tekrar eden, işlemleri tekrar eden karakterlere biz metal yaka diyoruz artık. Doğru söylüyorum değil mi Can Bey? Yapay zeka inisiyatifinde ahkam kesmeyeyim. Böyle duydum, böyle söylüyorum. Şimdi yapay zeka dediğimiz zaman aslında birçok uygulama alanı var. En çok bugünlerde bu arada zamansal olarak farklı yapay zeka disiplinleri ya da ürünleri ön plana çıkabiliyor. Mesela son zamanda ben birçok etkinlikte özellikle robotics yani robotic process automation ürünlerinin çok fazla ön planda olduğunu görüyorum. Bir de özellikle kurumsal uygulama geliştiren, çözüm üreten şirketlerin ya da bulut sağlayıcılarının makine öğrenmesi üzerine çözümlerinin olduğunu görüyoruz. Şimdi burada yapay zeka inisiyatifinin kapsamına giren bütün disiplinler, bütün çözümler aslında bir şekilde bir veriyi işlemek üzerine, bir veriyi toplamak, veriyi saklamak, veriyi işlemek ve bundan sonuç üretmek üzerine aslında dayanıyor. Kimisi görüntü için yapıyor bunu, kimisi metin için yapıyor, kimisi veri için yapıyor, kimisi de işlemin kendisi için yapıyor. Biz ne yaparsak yapalım, yapay zekanın bugün dünyada, iş dünyasında, insanların günlük sosyal hayatlarında çözmesini beklediğimiz bütün problemlerin aslında hep bir verinin üzerine, bir veri setinin üzerine dayandığını görüyoruz. Buradaki veri kimi zaman çok küçük bir veri oluyor, kimi zaman da çok büyük bir veri oluyor. Ne olursa olsun bu verinin işlendiği yerle verinin üretildiği yerin arasında zaman zaman çok fazla mesafe olabiliyor.
Yani siz ürettiğiniz çözüm bir rafineride, petrol rafinerisinde olabiliyor. Dağlarda internetin, ışığın, elektriğin, suyun olmadığı bir madende olabiliyor. Veyahut da denizin ortasında, okyanusun ortasında olabiliyor. Veyahut da bugünlerde kardeş ülke Azerbaycan'da da gördüğünüz gibi savaş meydanlarında da olabiliyor. Dolayısıyla yapay zekanın insanların karar verme süreçlerinde hızlandırıcı ve kolaylaştırıcı ve daha doğru karar verme şeklindeki yardımını sağlayabilmesi için bu uzak noktalara erişebiliyor olması gerekiyor. Tabii yapay zekanın paralelinde bildiğiniz gibi yapay zekanın işleyebilmesi için veri toplayan sensörler de kullanılabiliyor farklı farklı endüstrilerde. Ve bu veri toplama işlemi genelde işlemin gerçekleştirdiği, verinin üretildiği yerin bizzat yanında, sıfır noktasında olabiliyor. Ve siz topladığınız veriyi yapay zekayla belli bir karar, belli bir sonuç üretmeniz ve bunu da dönüp yine verinin üretildiği yere sonuç olarak gönderebilmeniz için işte sizin bu verinin toplandığı ve verinin üretildiği yer arasındaki iletişimi çok iyi bir şekilde kurmanız gerekiyor. Bu tabii her zaman mümkün olmuyor. Dolayısıyla baktığınız zaman zaten bu tür yapılarda yapay zekanın veriyi işleyebildiği yerleri genelde bulut ortamlarda tutmayı tercih ediyor şirketler. Fakat bu verinin toplanması ve yapay zekanın ürettiği sonucun insanların hayatında kullanılabilmesi için bu verinin de uç noktalar, edge devices dediğimiz uç noktadaki neyse, bu bir üretim sistemi olabilir, bu bir RPA robotu olabilir, bu bir sensör olabilir, ne olursa olsun buraya ulaştırılabiliyor olması gerekiyor. Bizim Glasshouse olarak yapay zeka ve buna bağlı disiplinlerle alakalı yaklaşımımız, biz ne istersek isteyelim, ne kadar istesek de ne tüm verilerimizi kendi veri merkezimizde ne de tüm verilerimizi başka bir yerde, yani bir bulut ortamında saklayabiliyoruz. Aslında hep hayatımız veyahut da bu çözümlerin hepsi hibrit bir yaklaşımı gerektiriyor. Dolayısıyla bizim özellikle işimizden dolayı, regülasyondan dolayı bu verilerin üretildiği sistemlerin tutulduğu verileri bir kısmını kendi içimizde tutmamız gerekiyor işin doğası gereği. Bir kısmını ise kendi içimizde tutmamız gerekmiyor ve zaten verinin tutulduğu ve asıl büyüdüğü yerler olan bu yerleri karar verme sistemlerinin olduğu hızlı işlemlerin ve dinamik olarak sezonsal ihtiyaçlara göre büyüyüp azaldığı bu verilerin tutulduğu sistemleri aslında kendi içimizde tutmamız gerekmiyor. Bunları dışarıda bulut hizmeti olarak alabiliyoruz. Şimdi bulut deyince tabii herkes korkuyor. Çünkü bizim Türkiye'de yaptığımız, Glasshouse olarak yaptığımız bulut gerçek bir bulut değil. Bizim Türkiye'de yaptığımız bulut aslında regülasyon ihtiyaçlarını, şirketlerin kendi kurum içindeki ihtiyaçlarını çözebilmek için yaptığımız bir iş. Gerçek bulutu az önce Cüneyt'ten dinlediniz, Google'daki arkadaştan dinlediniz. Gerçek bulutlar aslında yurt dışında. Fakat regülasyondan dolayı, endüstrinin tabi olduğu regülasyonlardan dolayı belli verilerin Türkiye'de tutulması gerekiyor. Ve Glasshouse olarak biz de zaten müşterinin işinin gereği belli sistemleri, belli uç sistemleri kendi içinde, belli sistemleri kendi dışında tutabiliyor ama regülasyondan dolayı da Türkiye topraklarının dışına çıkamıyorsa eğer, onlara bu çözümleri sunabilmek üzere kendimizi pozisyonladık. Çünkü şuna inanıyoruz biz, bulutun gidilmesi gereken, hani verimi ben kendi makinemde değil de başka birisinin makinesinde tutacağım dediğimiz bir seçenek, seçim değil. Çünkü ne yaparsanız yapın, hangi bulut sağlayıcısıyla çalışırsanız çalışın, günün sonunda ilgili bulut sağlayıcısı yaptığı işin üzerine hizmetini de ekleyeceği için zaten sizin kendinizin içinize almanızdan daha pahalıya mal olacaktır size her zaman. Fakat siz buluta gitmeyi, yani çıkarabildiğiniz her kısmı, BT sistemlerinizdeki çıkarabildiğiniz her sistemi dışarıya çıkarmayı bir iş yapış şekli olarak öngörürseniz, o zaman bulutu aslında gerçek anlamda kullanmış olursunuz. Çünkü sizin yapay zeka, makine öğrenmesi ve nesnelerin internetiyle alakalı kurumunuzun ihtiyaç duyduğu çözümleri sunmak için aslında
bir sürü makine parkı, bir sürü yazılımlar ve bunları yönetecek bir ekibe yatırım yapmak yerine bunları bir taksimetrede kaç kilometre gittiysem ona göre bana kilometrenin başlangıç ve işte kilometre başına artış rakamlarına göre ne kadar ödeyeceğinizi bilerek ve kullandığınız kadar ödeyerek ve sezonsal olarak şirketinizin ve işinizin ihtiyaç duyduğu dinamik genişlemelere ve düzüşmelere imkan verebilecek olan bir altyapıyla çalışmak arasında bir tercih yapıyorsunuzdur. Tabii bu ortadaki sunucularımı, yazılımlarımı ve bir BT ordusuyla bunları yönetmeyi bir ne diyelim marifet sayan, bunun gerekli olduğunu düşünen veyahut da gerekli olan sektörler olabilir. Ama şunu görüyoruz ki bankalar dahil, hani Türkiye'de regülasyonlara en çok tabi olan bankalar, enerji şirketleri, telekom şirketleri dahil belli hizmetleri kendi işlerinde tutmaları gerekiyor. Hatta kendi veri merkezlerinde, kendi binalarında tutmaları gerekiyor. Devletin ilgili regülasyonunun bastırmasından dolayı. Fakat birçok sistemlerini de, birçok hizmetlerini de dışarıdan alabildiklerini de görüyoruz. Dolayısıyla bizim bu işin gereği ya da regülasyonun gereği neyi içeride, neyi dışarıda tutabileceğimizi öngörüp dışarıdan hizmet olarak alabildiğimiz kadar hizmeti kullandığımız bu yapay zeka, nesnelerin interneti ve makine öğrenmesi altyapısı için hizmet olarak alabiliyor olmamız lazım, alıyor olmamız lazım. Ve bunu daha ucuza almak için değil, aslında şirketimizin iş yapış şeklini değiştirmek için yapıyor olmamız gerekiyor. Biz çünkü dediğim gibi gidilmesi gereken bir yer başkalarının makinesinde ben bunu çalıştırayım diye bakarsak aslında bulutu tam anlamıyla anlamamış oluyoruz. 1961 yılında McCarthy elektriğinizi ve suyunuzu nasıl kendiniz üretmiyorsunuz, dışarıdan bunu hizmet olarak alıyorsunuz ve bu hizmetin bir SLA'yı var, buna karşılık da parasını kullandığınız kadar ödüyorsunuz dediği gibi kullandığınız yapay zeka altyapılarındaki işlemci gücünü de hizmet olarak almalısınız demiş. Fakat buna ilave olarak biz neler söyleyebiliriz? Özellikle pandemiyle beraber biz yapay zeka ürünleri için veyahut da diğer nesnelerin interneti ve makine öğrenmesi ya da büyük veri işlemesi için gerekli olan altyapıyı kendimiz kurmak yerine neden buluttan hizmet olarak almalıyız? Çünkü kendimiz aldığımız zaman bunun yazılım, donanım, ön yatırım maliyetleri bulunuyor. Bizim onları tedarik etmemiz, kendimize kurmamız ve çalışır hale getirmemiz bizim projemizin süresini etkiliyor. İhtiyaç duyduğumuz anda sezonsal olarak kapasitemizi işte kara cumalar gibi ya da işte belli şirketlerin belli sezonlarda yaptığı kampanyalar gibi böyle 3 katına 5 katına çıkarmamız gerektiği durumlarda veyahut da yarısını düşürmemiz gerektiği durumlarda öyle sezonlarda bu ölçeklemeye imkan sağlayabilmek için hızlı bir şekilde güncellemeye sahip olmak için bizim 10 yıldır 8 yıldır yönetimin karar verememesinden kaynaklı olarak desteği bitmiş altyapıyı kullanan gerek performans, gerek güvenlik, gerek süreklilik problemleri yaşayan müşterilerimizin yaşadığı en temel problemlerden bir tanesi de mevcut altyapıyı donanımsal ve yazılımsal olarak güncellemenin çok gerisinde kaldıklarını görüyoruz. Özellikle kullandığımız altyapı 7/24 işlem 0 veya 0'a yakın kesinti gerektiriyorsa yine hakeza bizim buluttan bunu hizmet olarak kullanıyor olmamız lazım. Özellikle pandemiyle beraber artık ürünlerin 4-6 ya da 6-8 hafta olan tedarik süresinin birkaç aylara, daha fazla aylara çıktığını görüyoruz. İnsanların şirkete veya veri merkezlerine pandemiden dolayı gidememesinden dolayı yönetim zorlukları yaşadıklarını görüyoruz. Ve özellikle kesintilerden dolayı şirketlerin ve uzaktaki çalışanların sistemlere erişimiyle alakalı buna hazır olmadıkları için erişim sorunları ve hızlı bir şekilde oluşturulan erişimlerin de güvenlik sorunlarına yol açtığını görmüş oluyoruz aslında. Peki biz Glasshouse olarak hibrit bulut sayılayıcısı olduğumuzu söylüyoruz. Öncelikle bizim yapay zekayla ne alakamız var dediğimiz durumda aslında biz de kendi çapımızda diyelim iki tane temel yapay zeka ile alakalı şu anda iş üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesi bizim Türkiye'nin üçüncü büyük elektrik dağıtım şirketi olan şirketin çağrı merkezinde planlı anonslar
planlı kesinti anonsları için kullandıkları bir çözüm var. Bu çözüm bizim geliştirdiğimiz bir uygulama ve eskiden Ahmet abinin, işte Ayşe ablanın telefonun başına oturup saatlerce ses kaydı yapıp tahmin edersiniz ki ilk baştaki canlı sesin de gittikçe böyle monotonlaştığı ve hatta sıkılgan böyle düştüğü bir ses kaydından hep aynı standartta ses anonsu oluşturan bir planlı kesinti anons sistemine geçişini sağlamış olduk. Biz bu yapıda geliştirdiğimiz bir portalle yayınlanacak olan planlı kesintinin metnini ilgili anons yöneticisinin girdiği, girilen metnin Microsoft Azure'un üzerindeki text-to-speech motorunun üzerinden sese dönüştürüldüğü ve bunun çağrı merkezinin IVR'ında saklandığı ve şirketi arayan, çağrı merkezini arayan müşterinin de kendi bölgesi, mahallesiyle alakalı kesinti varsa eğer bu kaydedilen sesi dinlediği bir sistem çözümü oluşturmuş olduk. Dolayısıyla Glasshouse olarak biz de yapay zeka ekosistemine girmeyi belki hak ettik Can. Ne dersin bilmiyorum. Estağfurullah. Diğer çözüm, tabii ki. SAP'nin Data Intelligence platformu var. Bu platformun özelliği şu: dünyada 20 küsür ARGE merkezinden bir tanesi de SAP'nin Sabiha Gökçen Teknokenti'nde. Bu SAP Data Intelligence, eski adı SAP Data Hub, burada geliştirilmiş olan bir ürün. Bu ürünün özelliği veri kaynakları ve ne diyelim, iş zekası sistemleri arasında kullanabileceğimiz veriyi keşfetme, veriyi işleme, veriyi dönüştürme ve makinelerin öğrenmesi gibi mekanizmaları kullanarak veri üzerinde belli sonuçlar üretmek üzere yapılabilecek olan işlemler için SAP'nin geliştirdiği bir Data Intelligence platformu var. Bu platform açık sistemlerin üzerinde çalışıyor. Yani container yapısı üzerinde çalışıyor. Glasshouse olarak biz de container altyapısı sunduğumuz için bu Data Intelligence platformunu Türkiye'de regülasyondan dolayı yurt dışına çıkamayacak olan müşterilerimiz için Türkiye'de Glasshouse Cloud'da kurduk. Şu anda SAP tarafından testleri yapılıyor. Çok yakında da hani duyurusu yapılıyor olacak. Bu platformda dediğim gibi büyük verilerin işlenebileceği, makine öğrenmesinin kullanılabileceği bir altyapı. Şimdi Glasshouse olarak biz tabii geniş ve tecrübeli bir takımız. 2004'ten beri sektördeyiz. 50'nin üzerinde mühendisimiz var. 15 tane satış ekibimiz var. Stratejik olarak SAP'nin, Microsoft'un ve Dell EMC'nin Cloud Service Provider'ı olarak çalışıyoruz. Ve bunlar bizim için stratejik üreticiler. İş ortaklığı sistemimiz çok gelişmiş. Gelirimizin %70'inden fazlası en direkt olarak gelmekte. Ve hedef kitlemiz de açıkçası Türkiye'nin en büyük 1500 şirketi bulunuyor. İş sürekliliği, veri yedekliliği ve SAP altyapılarıyla yönetilen bulut hizmetleri özel olarak ve hani ağırlıklı olarak vermek istediğimiz servislerimiz. Biz bu servisleri Türkiye'deki veri merkezlerimizden, Microsoft Azure'un üzerinden veyahut da müşterinin kendi ortamındaki kurum içi sunucularından verebiliyoruz. Bunları bulut hizmetiymiş gibi aylık faturalama şeklinde sunabiliyoruz. İsteyen müşterimize sezonsal ihtiyaçlarına bağlı olarak da kapasiteyi hem kendi veri merkezimizde, hem Azure'un üzerinde, hem de kendi ortamında yapabiliyoruz kiralama modeliyle. Şirketin 50 mühendisi yıllık olarak toplam 12.000'den fazla çağrıyı cevaplıyor. Bu çağrılar SAP ve bulut hizmetlerindeki hizmetlerini alan müşterilerimizle müşterilerimizden geliyor. Şirket 2004'ten beri bölgede faaliyet gösteriyor. Bir private equity firması olmasından dolayı güçlü finansalları var. Dolayısıyla müşterilerimizin stratejik projeleri için yaptığımız yatırımlar bizi hiçbir şekilde sarsmıyor bu anlamda. Biz bu stratejik yatırımları pandemiye rağmen, hani işlerin yavaşlamasına rağmen zamanında yaparak pandemi döneminde bunun çok faydasını gördük. 2019 yılının başından beri başladığımız bulut hizmetlerimiz şu ana kadar 10 kat büyümüş durumda. Bölgesel olarak da Türkiye'de İstanbul ve Ankara'da ofisleri olan şirket 2019 yılında Güney Afrika ofisini açtı. Orada da müşterilerimiz var. Şu anda da hala çalışmaları devam ediyor. Orta Doğu'da bir ofisimiz açılacak. 2021 yılında da tahminen Doğu Avrupa'da
yeni bir ofisimiz açılıyor olacak. Glasshouse hem müşterilerin kurum içine hem regülasyona göre ilgili ülkenin topraklarında ve böyle bir regülasyona tabi olmayan şirketler için de aslında Microsoft Azure üzerinde çözüm üreten bir şirket. Hizmet portfolyomuza baktığımız zaman şirketlerin kendi kurum içindeki altyapı gereksinimleri için stratejik iş ortağımız DVMC'nin ve sanallaştırma iş ortağımız VMware'in çözümlerini pozisyonluyoruz. Regülasyona tabi olan şirketlerin Türkiye'de regülasyona tabi olmayan veyahut da ağırlıklı olarak yurt dışı operasyonu yürüten şirketlerin de Microsoft Azure üzerinde farklı servisleri, bulut servislerini ilgili müşterilerimize sunuyoruz. SAP kullanan veya kullanmayan müşterilerimize altyapı, yedekleme, felaket kurtarma çözümü, 7/24 uygulama seviyesi izleme ve yeni duyurduğumuz container, SQL Server ve özellikle e-dönüşüm altyapılarında gerekli olan HSM cihazını servis olarak, bulut servisi olarak Glasshouse Cloud'dan sunuyoruz. SAP müşterileri için de gerek bakım hizmeti, gerekse müşterilerin projeleri sırasında farklı projeleri için ihtiyaç duyacağı adam gün bazlı veyahut da proje bazlı ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz. Şirket şu anda hali hazırda 80'in üzerinde SAP müşterisinin 250 canlı sistemini yönetilen SAP Basic hizmetleri kapsamında yönetmekte. Hali hazırdaki müşterilerinde de birçok müşterisinde de yönetilen yedekleme ve felaket kurtarma çözümü sunmaktadır. Neden bizimle çalışmalı herhangi bir şirket? Dediğim gibi özellikle pandemi döneminin ortaya çıkardığı şirketlerdeki sarsıntılarda yaptığınız bu bulut yatırımının ölmemesi için güçlü finansallarımız var. SAP üzerinde ve bulut üzerinde çok fazla deneyimimiz var. Şirketin ağırlığı mühendis kadrosu ve özellikle müşterilerin ihtiyaç duyduğu altyapıyı kurum içi, kurum dışı herhangi bir ortamda sunabilen, bunları hibrit bir şekilde de sunabilen bir iş ortağı olarak sizlere yardımcı olmaya her zaman hazırız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana canın üzerinden veyahut da buradaki gördüğünüz e-posta adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz. Verdiğimiz hizmetlere ilave olarak ihtiyaç duyduğunuz hizmetler varsa da her zaman yardımcı olmaya hazırız. Hüseyin Bey çok teşekkürler değerli paylaşımlarınız için. Tabii son konuşma size kaldı ama bunun da avantajından yararlanmış olduk. Bir miktar daha rahat süremiz oldu. Tekrar çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Evet, şimdi Türkiye Yapay Zeka Haftası içerisinde geldik bir günün daha sonuna. Gün boyu bizlerle eşlik eden tüm konuşmacılarımıza ve online etkinliği ekranları başında takip eden tüm izleyicilerimize çok teşekkür ederiz.